Değerli VAV wow TV izleyenleri, İnsana Değer programına hoş geldiniz. Bugün iki değerli hocamızla Seyahatname kültürü ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni konuşacağız. Bu konuda sohbetimiz olacak. İki hocamızı ben hemen sizlere takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurettin Gemici ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadık Yazar. Hocalarım hoş geldiniz programımıza. Hoş İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Tebrik ederiz hocam. Allah razı kadar. olsun. Çok İstifad sağ, sağ olun. Teşekkür Teşekkürler ederiz. hocam. Dualarınız da inşallah daha da iyiye i̇nşallah. gidecek. Ee, bizler de sizin gibi hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Davetlerimizi kırmıyorlar. Sağ olun. Ee, sağ olsunlar. Hem bilgilerinden istifade ediyoruz. Ee, hem e, biraz daha halkımızda böylece akademiyi de Yakından tanımış oluyor. Bir köprü oluyorsunuz hocam. Evet, Efendim. evet. Allah kolay Değerli edin. izleyenler, her iki hocamızın da seyahatname kültürüne dair çalışmaları var. Nurettin Gemici hocamız özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesi üzerine bir akademik çalışma, doktora çalışması yaptı Almanya'da. Sadık hocamızın da yine seyahatnamelerle ilgili çalışmaları var. Bu bakımdan bugün inşallah bu programın daha verimli olacağını söyleyebiliriz. Sadık hocam ben genel bir girişle aslında başlamak istiyorum. Seyahatname kavramını biz zaman zaman duyuyoruz. Hatta bazen başka kavramlarla karıştığı da olabiliyor. Yani seyahatname dediğimizde ne anlıyoruz veya bu kavramla ilgili başka yakın anlam ifade eden başka terimler var mı? Yani şöyle bir giriş yapalım. Daha sonra işte İslam medeniyeti açısından, Arap medeniyeti açısından özellikle çünkü ilk dönem. İslam e, seyyahları da genellikle e, Arap seyyahları olmuş. Evet. E, o şekilde bir girişle başlayalım hocam. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ee, yani konuya başlamadan evvel e, sevgili seyircilerimiz için de aslında bizim için de önemli bir olan bir hususa değinmek istiyorum. O da şu e, yani şu, bu programda geçmişte olan bir konu üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. Epey geçmişte olan evet. bir olgu, bir seyahat olgusu üzerinde. E, günümüz zun şartlarını dikkate aldığımızda birbirinden çok farklı dönemler. Tabii. Bu bütün akademik çalışmalarda aslında gördüğümüz bir mesele. Bugünün elbisesini üzerimizden çıkarıp geçmişe gitmek çok zor. Bu iki benim açımdan iki şeye sebep vesile oluyor. Belki de biri olumsuz, biri de olumlu. Birincisi konuyu çok iyi anlamamamıza sebep olan olumsuz tarafı, zira Bugünün koşulları yani işte iletişim ve ulaşımın bugün vardı o devasa çok iler seviyedeki e, gelişimini dikkate aldığımızda e, geçmişle geçmişi anlamak oldukça zor olabilir çünkü bugün insanın e, o dönemin işte seyahat e, şartlarını anlaması Tabii. hakikaten çok zor. Hocam bundan neredeyse 10 sene öncesi 20 sene öncesinde bile farklı farklı Değil mi? bir Değil mi? seyahat ortamı vardı. Evet çok hızlı geliştiği için tabii. tabii yani düşünün bir atla üç günlük bir yolun bugün 3-4 saatlik bir araba ile işte yaklaşık 45 evet. dakikalık bir uçak yolculuğuyla kat edildiğini düşündüğümüzde bugün bugün insanın zihninin bu meseleleri anlaması gerçekten zor olabilir. Bu aslında akademik camiada çokça zikredilen bir şey, çokça konuşulan bir şey. Aslında bu tamamıyla kurtulabileceğimiz bir e, mağluliyet de değil. Çünkü nihayetinde insanız ve bu devrin insanıyız. Tabii. Yani burada herhalde en önemli şey bu noktada çok hassasiyet sahibi olarak geriye gitmek. Çünkü yani kendi dönemimizin şartlarını evet. ve o dönemin şartlarını farklı değerlendirmek. Evet. Farklı evet. olduğunu çok iyi bilmek, bilmek. Evet. Ve zamanda geriye giderken sadece bir geri, zamanda geriye bir yolculuk yapmadığımızı aynı zamanda koşullarda da araçlarda da Tabii. çok ciddi bir gerileme, iyileşme ve zorlaşma olduğunu da şey yapmak gerekiyor. Bu konunun anlaşılması için belki zor olabilir ama aynı tarafta bu bize bir iyi mukayese imkanı da sağlıyor. Çünkü konunun ya yani bir bilginin edinilmesi ve onun özümsenmesinde mukayese çok önemli bir yerde. E, konuyu konuşurken aslında üzerinde konuşacağımız seyahat olgusunu konuşurken. Bugünle mukayese ettiğimizde de aslında o zaman da daha olumlu tarafları öne çıkıyor. Doğru. daha Bir imkan oluyor aslında. Tabii. Bir fırsat haline geliyor. Ama sanırım hocam ortak olan nokta insan unsuru. Evet. Yani günümüzde de insan farklı Tabii. kültürlere meraklı. Tabii. Kendi dışındaki ortamlara meraklı. O dönemde de asıl belki de ben sahik buydu. Merak Tabii. duygusuydu. E, Sahikten işte değişiyor biraz anlatmak istediğim Doğru. şey o. Tabii, Sahiklerde biraz değişiklik oluyor. Evet. Yani bu araçların ve... Ee, az sonra belki üzerinde duracağız yani e, gelişmenin de farklılaşmasıyla beraber e, tabii ki sahiplerde de değişiyor ama tabii dediğiniz gibi insan insan evet. oluyor ve sağ temel sahipler ortada duruyor evet. e, Efendim e, seyahat e, olgusu seyahatle ilgili e, kelimeler e, İslam medeniyetinde hayli e, kullanılıyor İşte bu, bu anlamda e, sefer e, seyir e, seyahat gibi bazı kelimeler kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu seyahat kelimesinin türevleri olarak e, özellikle sahihun kelimesinin kullanıldığını hmm. ve bunun da tefsir e, ilminde genellikle oruçla ilgilendirilerek tefsir edildiğini biliyoruz. Ama asıl Kur'an-ı Kerim temelli gönderme e, kul siru fil arzi hmm. e, diye başlayan bir siru yani evet. seyir e, kelimesinden gelen emir köklü kelime. Bugün de seyri sefer falan diyoruz. Evet, evet, özellikle evet. deniz taşıtlarında. da. Evet, yani evet. seyr seyir kökünden gelen kelime daha ziyade seyahatname kültürüyle ilişkili aslında. Hmm. Sadece e, yani eylem olması bakımından değil az önce bahsettiğiniz üzere saik olarak da çok önemli. Yani Kur'ani temelli seyahatnamelerin bir yazılma saiki olarak sebebi olarak da önemli. Ya az sonra üzerinde konuşacağız evet. farklı sebepler var ama en önemli sebeplerden bir tanesinin de bu olduğunu anlıyoruz. Nedir? Hocam rehle kelimesi de var Kur'an-ı Kerim'de evet, malumunuz tabii, değil mi? O evet, da bir yolculuk anlamına evet, giriyor. Evet, Kureyş suresi evet, geçiyor evet. malumunuz. Or oraya da geleceğim ama evet. bu sihir o kelimesi önemli çünkü hmm. e, seyahat etmek bir anlamda başka e, kültürleri, başka yerleri gör görmek ama gö gördüğümüzde ne olacak? Tabii. Gördüğümüzde bir tür ibret de almış olacağız. Hmm bu Kur'an'ı temelli olan sahik en önemli sahiplerden bir tanesi bu yani o Kur'an-ı Çünkü ayetlerde ibret durumuna da işaret var. Yani hatta Gırnati işte seyahat namesi az sonra üzerinde konuşacağız. ayeti biraz da değiştirerek kul fil ardi fanzuru ila athari rahmetillah. Halbuki athari rahmetillah yok da keyfe halka diye şey yapıyor. Böyle bir değişiklik yaparak yani e işte imanı olmayan bir insan için imanın imanı elde etmesinde imanı olan bir insanın da imanın takviminde güçlendirilmesinde hakikaten ya bugün de aynı şey değil mi? Yani bugün de bizi şaşırtan daha evvel bilmediğimiz acip diyebileceğimiz bir şey karşısında şaşırır ve bu anlamda Allah'ın rahmetine, Allah'ın sonsuz yaratmasına ne yaparız? ...sığınırız ve Tabii. şey yaparız şaşırız. Hatta hayretimizi ifade evet. eder. Subhanallah deriz. Subhanallah evet. deriz. Evet. evet. E, seyahatnamelerin çoğunda görülen, anlatılan yerlerden sonra bu tür göndermelerin olduğunu görüyoruz. Öyle mi? Çok Tabii. dikkat çekiyor. Yani Allah'ın yüce yaratılışına, işte eşsiz benzersiz sanatına göndermeler olduğunu hmm. görüyoruz. Evliya Çelebi'de de benzeri ifadeler var. Yani. Böyle şeyler gördükten sonra işte Allah'ın kudreti, sanatı ne yücedir gibi. Ya. Yani bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki o Siru diye başlayan ayetlerin de seyahatnamelerin yazılmasında önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Peki bu ayetlere eserlerin başlarında yer verildiğini görüyor muyuz hocam? Evet, evet. Hmm. Yani ben tabii sebebini yazarken tabii ki, mesela. Tabii ki, hmm. tabii ki. Yani aynen öyle Gırnata'nın evet. tam da bu sebebi öne sürüyor. Hmm. Yani böyle bir metin yazmasının sebebi olarak bu ayeti zikrediyor. Hmm. İşte hatta biraz değiştirerek zikredip evet. Bunu adeta kendisine meşruiyet zemini hazırlıyor. Ee, yani... Tabi burada şunu söyleyelim mi hocam müsaadenizle izleyicilerimiz belki yanlış anlamayı vesile olmasın. Yani ayeti değiştiriyor derken ayeti aslında kendi eserinde bir anlamda eserin amacına uygun bir şekilde evet. bir, e, bazı kelimelerin yerlerini değiştirerek ayet olmaktan tabi çıkıyor değiştirdiği tabii, zaman da tabii. yani bir kısmını yani değiştiriyor diye. Evet bir kısmını Ama kullanıyor. Bu, yani bu bilinçli de olmayabilir bu arada çünkü evet. hemen sonrasındaki bir ayeti de. ...ulil ul, e, ebsarı ulil elbab yapıyor. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de ebsar varken evet. elbab yapıyor. Evet. Yani bu benzeri şeyler zaten Osmanlı kültüründe gördüğümüz... Evet. ...Osmanlı yazın kültüründe, telif kültüründe gördüğümüz şeyler. Evet. Bu bilinçli de olabilir tabii ki. Çünkü nihayetinde okuyucuyu Allah'ın eserlerine e, yönlendiriyor. yönlendiriyor. Evet. Bu anlamda önemli. E, tabii dediğiniz gibi e, seyahat, az sonra üzerinde duracağımız belki seyahatname türleriyle ilgili olarak bazı kelimelerin daha doğrudan göndermeleri var. Mesela sefer daha ziyade tasavvuf kültüründeki seyahat hmm. olgusuna gönderme yapıyor. E, rihle e, evet zamanla Arap edebiyatında seyahat e, name türünün karşılığı olarak bugün kullanılsa da e, hadis literatüründe evet. de çok önemli bir kelime ve e, hadis e, derlemek, de. hadis Gerçekten. derlemek Gerçekten. maksadıyla yapılan yolculuklara Özellikle rihle, rihle fil hadis evet. gibi ifadeler veriliyor. Yani e, pekala çoğaltmak da mümkündür tabii. bu kavramlar ama temel olarak seyahat, seyahat tabii daha ziyade Arap kültüründen ziyade Fars ve şeyde, Türk kültüründe aslında öne çıkan bir e, kelime. Yani bu da bizim İslam medeniyetimizde çokça karşılaştığımız bir durum. Bazı kavramlar, ee, çıkış yeri olan Arapçadan farklı olarak kullanılabiliyor. Mesela evet. medeniyet hocam mesela. Evet. Medeniyet evet kullan o Adariye kullanıyorlar. Evet. Yani Rubai mesela. Rubayi diye bir tür var değil mi? Yani evet. Bir nazım biçimi var. Ee, Araplar kullanmaz bunu. Farisilerle e, Türkler kullanır. Seyahat de böyle. Hatta e, Faris, e, Farisilerde sefer e, sefernameler. Hmm. Sefer daha öne çıkıyor bu e, türü ifade etmek üzere. Evet. E, yani dilerseniz seyahat hangi maksatlarla yapılıyordu erken Tabii hocam, dönemlerde? yani o da, da bizim üzerinde. için önemli. Bilmiyorum evet. ben bu terim konusunda Nurettin evet. hocamızın ekleyeceği yani bir Yani sefer kelimesi, sefername evet. hocamın dediği gibi Nasır Hüseyin'in sefernamesi var. Evet. İşte e, İbn-i Cübeyr'de Rıhle geçiyor mesela. Rıhle evet. İbn-i Cübeyr. Yani İbn aynı zamanda eserlere isim Tabii olarak, eserlere da, isim olarak kullanmış. da kullanıyorlar mesela. Ona çok dikkat ediyorlar. Farisi şeylerden ee, bu çalışmalarda yani sefername, seyahatname işte evliyada biraz mesela seyahatname kelimesi evet, var hocamın e, söylediği gibi. Mesela demin hocamın ayetle ilgili açıklaması ben de evliyada çok rastladım. Mesela bir ayet bitiyor diğer ayetin aslında bir ortasından bir yerden alıp birleştiriyor. Hmm. Siz ayeti bütün okuyunca arka arkaya e, yanlış yazılmış sanıyorsunuz. Hani sonra hmm. anlıyorsunuz iki ayeti birbirine manası yakın olduğu için hemen peş peşe zikretmiş. Evet. Yani bizdeki şimdi yani bir hani dipnot o tür sistemler olmadığı için yani müellif bunu yanlış yazdı yoksa bu bunu istinsa eden şahıs mı yanlış yazdı? İçinde insan tereddütle kapılıyor ama sonradan pek çok yerler rastlayınca anladım ki bu ayet bilgisini de serdetmek etmek istiyor. Ben hatta Evliya'da şöyle bir tespitim olmuştu. Bine yakın ayeti tekrarlarla beraber te e zikrediyor. Hmm. O tabii e Sadık Hocam gibi hafız olmasının da verdiği bereketle çoğu tabii. yerlerde. Mesela bazen ayette geçen Sultan Selim ile ilgili Selimen diye biten bir ayeti mesela oraya getiriyor. Hmm. Bu şeyleri kelime oyunları evet. uyum yapıyor, kelime oyunları yapıyor. Bunları tabii ki edebiyattan şeyden çok ciddi anlamda yararlanıyor. Evet, evet. Evet. Peki Sadık hocam hangi sebeplerle insanlar e, seyahate çıkmışlar evet. tarihte? Yani e, az, programın başında da söylediğimiz gibi insan her dönemde aynı benzer aşağı yukarı bugün belki yapılan sebeplerle benzer şeyler ama. Ee, yaşam koşulları ve şartları biraz bugünkünden farklı olduğu için başka sahipler de gündeme gelebiliyor. Ee, bir kere öncelikli olarak e, ilmi saymak gerekiyor. Yani tabii. ilim maksatlı yapılan yolculuklara belki en başa alarak şey yapmak gerekiyor. Erken dönemde İslam medeniyeti için İslam medeniyetinin erken döneminde tabi hadis e, yolculuklarına çok e, vurgulayarak Çünkü öne çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o dönemde gerekiyor. ilim dendiğinde öncelikle evet. hadis anlaşılıyordu. Tabi tabi. Tabii. Tabii, tabii. Yani Şöyle zamanla daha dar bir alanda yapılan bu yolculuklar İslam coğrafyasının gelişmesi ve sahabenin de e, farklı coğrafyalara yayılmasıyla Dağılması. beraber e, nedir? Hadis derleyicileri bu şekilde farklı coğrafyalara ve tabi buna çok dikkat ederek yani bu noktada anekdotlar da duymuşsunuzdur. Yani hadis derleyicilerinin ne kadar dikkatli tabii. hareket ettiklerini filan. E, bu benzeri bir yöntem de dilde de oluyor. Yani bu arada... Şunu da ifade etmem gerekiyor. Yani benim özel uzmanlık alanım değil. Belki Nurettin Hocam bu konuları benden çok daha iyi şey yapacaktır. Ben Arap Edebiyatı uzmanı değilim. Osmanlı Edebiyatı belki daha naçizane uzmanlık alanım sayılabilir. E, dil konusunda da bu derlemeler için ciddi seyahatler yapılıyor. Yani zamanla Arap kültüründe de yerleşim, yerleşik hayat yerleşmeye başlayınca e, dilde ve başka fetihlerle beraber dilde bazı ne diyelim başka Koyla. kültürlerden etkilenmeler hmm. ve başka şey, bir, bir anlamda saflığın bozulması. Yani hocam şunu mu anlıyoruz? Mesela Arapça konuşan bir coğrafya var diyelim. Evet. Oradaki e, dil uzmanları diyelim alimleri başka bir coğrafya yine e, Arapçanın bir başka özelliğini belki keşfetmek evet. için mi gidiyorlar? Aslını. Arapçanın aslını aslında, aslında... koruma korumak hmm. amacıyla özellikle çöle e, şey yapıyorlar yolculukları yapıyorlar ve Derlemeler yani bildiğiniz hmm. bugünkü halk bilim dil bilim sahasında yapılan etnoloji ciddi... diyebileceğimiz evet. belki de. evet ciddi derlemeler gibi derlemeler yapılıyor yani hatta işte bu noktada yine anekdotlar var e, çok meşhur e, dil alimlerinin gizlenerek saklanarak gidip çocukları seyrettikleri ve onları yani bu, bu bugün de e, derlemelerin var bizde de Türk evet. Dil Kurumu'nun derleme sözlüğü evet. var mesela o derlemelerin çok doğal olması için şartlar geliştirilir. Tabii. Aynen işte bu hmm. dil bilim araştırmacılarının evet. da böyle şartların peşinde oldukları, hasılı zamanla tabi diğer disiplinlerin oturmasıyla beraber ve belli kültür merkezlerinde medreselerin de oluşmasıyla beraber ilim amaçlı yapılan seyahatlerin de içeriği genişlemeye başlıyor tabii hmm. ki daha önce hadis ve bu dil bilim ağırlıklı giden seyahatler, tabi burada tam da burada işte şeyi de düşünmek gerekecektir. Yani işte bugünkü eğitim koşullarıyla o dönemki eğitim koşulları aynı değil. Yani oturduğunuz mahallede hemen eğitim alamıyorsunuz ya da üst düzey eğitim diyebiliriz evet. çok üst düzey akademik eğitimi alamıyorsunuz. Eğer almak istiyorsanız yolculuğa hazır olmak zorundasınız. Hmm. Yani bugün bir alim yoktur ki bir büyük alim yoktur ki gidip, gidip çok önemli bir coğrafyayı gezip çok önemli hocalardan ders aldıktan sonra geri dönmez. Yani. bu kadar önemli yani evet, aslında yani. o dönemde ulaşım imkanları daha zor olmasına rağmen evet. bu tür bir yolculuğa çıkmak da çok garip karşılanmıyor yani ilim amaçlı çünkü insanlar evet. belki evet. ailesinden aylarca uzak kalıyor. Tabii. E, Hat yolculuklarının da uzun sürdüğünü biliyoruz. Evet. E, o dönemin şartlarında biraz da normal görülen bir şey muhtemelen bu yani ilim için çıkıyorsa artık buna katlanacak diye belki bakılıyor. Tabii ki yani işte bugünkü zihnin bu, o dönem anlaması evet. bu anlamda çok önemli. Evet. Yani ona şartlanıyorsunuz. Evet. Şeyin zorlukları Şimdi... Yani bu şuna benziyor hocam biraz güncelden eğer gidersek şu anda kullandığımız cep telefonlarının bize sağlamış olduğu imkanları dikkate aldığımızda yani bundan 30 sene 40 sene önce insanların sabit telefon için bile 5-10 sene bekledikleri bir dönemi bugünün genç insanına anlatamıyoruz çünkü o dönemi yaşamadığı için. O dönemde çekilen sıkıntıları e, hatırlı, yani bilemiyor yani ona intibak edemiyor. Benzer bir durum belki bu tarz e, durumlar içinde söz konusu. Evet, ya bu yolculuklar çok e, geç döneme kadar da devam ediyor. Yani Osmanlı döneminde de yine, yani yine mesela işte Büyük Ahmedi erken dönem şairlerinden ve ilim adamlarından bir tanesi e, birçok yolculuk yaptığını, Mısır özellikle Mısır'da Şeyhi ya da benzeri hmm. birçok alimin ve şairin bu tür yolculukları, ilim yolculukları yaptığını gözle. Muhtemeldir ki yani burada tabii çok iddialı konuşmamak gerekiyor ama e, erken dönemlerde zaten ilim bu şekilde e, tedris ediliyordu. Doğru. Evet. Evet. Şimdi e, hocam sizin bu seyahatname türlerine dair e, fikirlerinizi ben alayım. Ondan sonra asıl e, Evliya Çelebi'ye de yavaş yavaş geleceğiz. Ben de hocama katkı olarak bunları evet. söyleyeyim. Yani özellikle bu dil meselesi. Hem e, Araplarda derleme, bütün milletlerde var Tabii ki bu dille ilgili hassasiyetler. Hatta mevali dediğimiz Arap olmayan, Müslüman olan insanların Arapçada hakimiyetleri artmaya başlayınca bazı yani Arap hanımlardan, Arap olmayanlarla evlenmeyen diyerek iddiada bulunan kimseler olmuş. Hmm. Ve hakikaten bir kabilede de anlatılır, böyle bir e, menkıbe olarak geçer. E, bir e, Orada genç bir hanım, böyle bir e, talebi var. Gelenleri imtihan ediyorlar konuşmalarını, aksanlarını hepsini geçerse evlilik aşamasına kadar getiriyorlar. Çoğunlukla bu aşamaya gelmiyor. Bir tanesi nasıl olduysa başarıyor. Nikahı kıyılıyor. tabir caizse zifaf olacak. Çadıra giriliyor. Çadıra girdiği sıra o Acem olan, yani Arap olmayan kimse, aslında Arap olduğunu iddia eden şahıs, bir anda ışığı kapat ya da işte lambayı veya oradaki ateşi söndür evet. anlamında itfavut dav diyeceğine Uktulut dağ diyor. Oradan çadırdan kızcağız bağırıyor. Vallahi bu acemi diyor. Bu diyor Arap değil diyor. Adam orada katlediyorlar. Anlıyor, evet. Böyle orada anlaşılıyor. Yani işin evet. böyle yönleri de var. Tabii yani demin hocamın dediği gibi bu bugünkü mentaliteyle bakıldığı zaman bugünkü birikimimizde bazı şeyleri anlamak çok zor. Yani seyahate çıkmak zor şartlarda. Tabii. Bir sürü meşgulatlar var, zorluklar var. Mesela yani Evliya Çelebi'den önce de yani İbn-i Batu'da da olsun işte gemilerle yolculuk etken kazalar ya. bir takım şeyler hatta notlarını kaybettiği için İbn-i Batu'da'nın sonraki araştırmaları görülmüş ki yani bugün belki copyright veya işte nedir atıf veya dipnot falan olmadığı için İbn-i Cübey'in özellikle Mısır anlatısını ...olduğu gibi talebesi Aktardı. tarafından aktarmıştır. Hmm. Ha belki bir de şu var... ...tabii ki ikinci bir önü var hocama... onu da mesela bu bugün insana garip gelecek... ...şimdi bizim önümüzde mesela bir sürü sayfalar var... ...karalıyoruz, atıyoruz... ...hiçbir kağıdın ehemmiyeti yok... ...tabii o dönemde bir sayfa çok kıymetli... Çok, ...o yüzden İbn-i mesela üç defa haç seyahati yapıyor... ...birinci seyahatinden dolayı hiç bahsetmiyor... ...ikinci, üçüncü hiç atıf yapmıyor... ...evliya okunu da çok iyi... ...mesela işte Şam'a geldiğimde... ...daha önce bize bulunduğumuz hmm. gibi... Atıf, yani ...geriye dönük olarak Aynı eserde bazen birinci ciltte dokuzuncu teki bir olaya yani eserini defalarca elden geçirdiği için öyle telmihlerde bulunabiliyor. Evet. Yani o zorluklar güçlükler o meşakkatler çok zor. O yüzden bu işi yapan çok az. E, yapanlardan da yazılı ya dönüştüren az. Bir de tabii seyahat e, size söylediniz, demin ifade ettiniz. Avrupalı seyahatler de var tabii, Marco Onlar Polo'su tabii var. Her ne kadar ithamlar varsa eseri şöyledir, böyledir, masa başıdır. Bu hep genelde itham ediliyor. Yani bununla ilgili en son ben de bir makale çevirmiştim Batı'da bir yazarın. Reinhard Schultze diye bir zatın. O da bu meşhur Richard Burton diye bir zatın Mekke seyahatnamesi var. Travels of Mecca diye. Mesela orada diyor ki bu Mekke'ye gitmedi bu şahıs. Diyor. Mısır'dan döndü diyor. Diğerlerini bu çalışmalardan tamamladı diyor. Ben de bir başka şarkiyatçı İsmail Adar'a gelir Hans Georg'a Onu anlattım. O da dedi ki ya dedi o kadar dedi neye dayandırıyordu? İşte dönemindeki pek çok olaydan bahsetmiyor bu Dedi ki ya hadi herkes ben şimdi işte İstanbul'a geldim dedi bütün olup biteni dedi nasıl takip edeyim dedi. Yani evet. o açıdan yani seyah gerçekçi olabilirdi. O o şüphe, o şaibe hatta Evliya Çelebi için de evet. neredeyse 1900 60'lara, 70'lere kadar böyle bir şahıs var mı, birisi masa başında mı hazırladı diyerek öyle kuşkular olabiliyor. Bu biraz bu ilimde şüphecilikle oluşuyor. Yani evet. bunlar da tabii ki e, seyahların bazı handikapları çok kolay bir şey değil. Yani seyahat etmek kolay ama seyahatini anlatmak, ispat etmek tabii, tabii. çok zor. Ben şunu sorayım hocam, sizler e, seyahat eder misiniz ya da aranız nasıl seyahatle? Nöretim yani hocam. sizin e, ben zaman zaman yurt dışında falan, gerçi görev gereği de oluyor bazen Görevli olarak gittik ama böyle özel bir yani bu anlamda bir gezi yapalım bir öyle bir anlamda olmadı ama çok erken dönemlerde işte okul gezileriyle başlayarak e, gezilerimiz Peki, oldu. Peki notlar alma gibi bir alışkanlık var mıydı? Yani e, Aslında bizde pek ya. sanki o ihmal ediliyor değil mi hocam? Evet, evet. Yani not almak. Günlük gibi. almak bizde işte biraz günlük kültürü, biraz bu e, e, not alma şeyi. Hatta e, hatırat da öyledir mesela Tabii. Mehmet Niyazi Bey ile rahmetlikle görüşürken dedim ki hocam hani birkaç kitapta aslında dolaylı hatıran hoca anlatmıştı ama bu deliler ve dahilerde falan dedim hocam hatırat yazdı Nurettin dedi o kadar bunamadım dedi ve bir nevi <laughs> aslında hatıratların çok ileri yaşlara bırakıldığı için e, zuhuller <laughs> çok olduğundan dolayı biraz hoca e, biraz acımasız evet. eleştirdi ama hocanın da hakikaten öyle belinden bir, bir e, çalışma anlamadı gerçekten döneme çok şahitliği vardı. Böyle çok evet. insanlar var. Hatta bir zaman bir zann bir vakıf e, bu şeyi sözlü tarih diyerek işte Hamit Kırmızı Hoca falan böyle bir evet. yaşayanlardan Anadolu'da falan yaşayıp yani o coğrafyayı tanıyan insanlardan böyle güzel şeyler yapılıyor. Bizim biraz da böyle çeşitlendirmemiz doğru, gerekiyor artık. Doğru. Sözlü şeye geçmek lazım. Doğru. Yani bir cümleyle onu tamlayayım. Hatıre Atıf diye bir çalışmamız vardı. Orada mesela e, bu zatın hatıraları, bu zat Mabin Başkatibi Mehmet Atıf Bey isminde Hı. Sultan Abdülaziz'in son 3 senesi yani 1870'te 76 arasında yapmış. 1905-6 yıllarında bu hatırat hatırat sıkıştırınca diyor ki muavene derseniz yardım ederseniz yaparım diyor ve İbn Emin babası e, Mühürdar Mehmet e, Emin Mehmet Paşa ondan sonra efendim kardeşi e, Ahmet Tevfik olması lazım onlar birlikte her gün gidip onun ağzından e, yazarak öylelikle bir eseri hmm. meydana getiriyor çok zor bir de şu var onu da söyleyeyim de e, uzattım kusura bakmayın e, bu gelen bevi, pek çok kimse Eser yazmamakla suçlanmıştır. Demişlerdi ki yani ben eser yazacağım, sen anlayacaksın. Herkes anlamayacak diyerek böyle bir de e, uzak durma şeyi de var. Yani yazıya karşı çok şeydir. Biraz bizim toplumumuz şifa kültürü hocam daha, daha yakın, yakınız, doğru. sözlü anlatıma daha çok yakınız doğru. yani böyle bir özelliğimiz var. Doğru. Sadık hocam sizin de seyahatleriniz? Ee, hocam ben tam da bizim İslam medeniyetinde olduğu gibi acayip bir mahlukata <laughs> biraz düşkünüm. <laughs> o anlamda daha ziyade yurt içinde böyle acayip. Kültürü içerisinde değerlendirebileceğimiz yerleri gezmeyi çok seviyorum. Hı hı. Ee, ama notlar maalesef almıyoruz. Yani bu anlamda benim Cihan okuyucu Hoca'yı bilirsiniz Nurettin evet, hocam. evet. O mesela çok böyle not alır ve iki tane gezi kitabı çıktı. ya İki tane gezi kitabı çıktı. Evet, ee, yani e, müsaadeniz olursa bu acayip. Ben onu soracaktım. Evet, ee, evet. Ayrı bir literatür değil mi hocam bu? yani ya, Literatür ama seyahatlerle çok ilişkili. Evet. Yani hatta bu e, Toahtimidi tam ismini şey yapamıyorum. İslam medeniyetinde seyahat e, ve seyahat diye bir kitabı e, Türkçe çevrildi. Bu zat diyor ki. Yani e, seyahatten dönüp de e, seyahatnamesine bir acayip koymayan, e, heybesinde acayip name bulundurmayan neredeyse bir seyyah yoktur. Der. Hmm. Yani bir tür aslında seyah seyahatnamelerin bir amacı da aslında e, budur. Ya da olmazsa olmazlarından olmazsa biri. Olmazsa olmazlarından yani dönüş e, evet. e, e, en azından not alanlar için bunu söylemek hmm. gerekiyor. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor yani her seyyah da, dönüşünde bunu bir şeye dönüştürmüyor. Tabii. Bir esere, bir yazıya dönüştürmüyor. Hatta bunu çoğu çok azı bunu şey yapıyor, yazıya dönüştürüyor. Bu anlamda aslında şeyi hocamın az önce söylediği bir cümlede söylediği şeyi ben katkıda bulmak istiyorum. Yani İbn Battuta ve Evliya Çelebi, Evliya Çelebi için belki biraz daha az olsa da bazı tenkitler yöneltilmiş. Bunların bir kısmı gerçekten doğru da olabilir ama bir kısmının da Zamanında yöneltilen o eleştirilerin aslında zamanla başka araştırmacılar tarafından e, çürütüldüğünü de görüyoruz. Hmm. Yani mesela Evliya Çelebi için işte çok e, yaptığı üslupsal bir özelliği, işte mübalağaya çok düşkün hmm. olmasını, e, yalan yanlış bilgiler vermesi olarak e, bir, bir dönem evet. e, şey yapıldı bu tabii suçlandı. Ama mesela işte Hayati Develi hoca olsun, Musa Duman hoca olsun, evet. bunlar araştırmaların neticesinde gösterdi ki. Bir üslup özelliği olarak bu o, bö evet. böyle şeyler var. İşte Erzurum'da bir kedi bir damdan bir dama atlarken kışın orada dondu. dondu. Yani <laughs> bu bir orada Soğuş Yani o kadar soğuktu ki demek istiyor. Evet, yani yani. Mecaz diye bir şey var yani bizim tabii. kültürümüzde çok önemli bir tabii, şey. Tabii tabii Deyimlerimiz de var. Tabi tabii. Sözlerimiz de var. Yani tabii. aynı dönemde Evliya ile aynı dönemde e, Nefi birini överken diyor ki e, işte atı e, yedi iklimi. E, Gezer dolaşır da ayağı şeye değmez der, evet. suya değmez gibi bir şeyler evet. ifadelerle. Ya yani bu mübalağa bizim zaten evet. şeyimizde, edebiyat geleneğimizde var olan Tabii. bir şey. Başka o, e, seyahat İslam medeniyetindeki başka seyahat nameler için de ve özellikle de bu acayip name acayibul mahlukat Hı. kültürü için de söylenen bir tezdi bu. Bu tez şunu söylüyordu, özellikle e, 19. yüzyıl şarkiyat geleneğinde. İslam geleneğinde bu acayip mahlukat kültürü diye bir ürün, bir edebi ürün var, bir tür var daha doğrusu. Ve bu tür bu tür genellikle bilimsellikten uzak bilgilerle dolu. Hmm. Bu uzun sürede tuttu. Belki efsane denebilecek. Evet, efsaneler efsaneler, halklardan dolma. Evet. Bunların da bilimsel bilgi olarak sunulduğu gibi bir tez. Ama daha sonra bu tez yine dışarıda tabii üzücü olan bu yine dışarıdaki bir başka batılı araştırmacı tarafından bin anlamda çürütüldü. Böyle bir e, e, türün olmadığı, e, pekala e, bu türde eserler yazanların o dönemin bilimsel bilgisinin de sözlü kültürün de halk kültürünün de farkında olarak bu şeyleri ortaya koyduklarını söyledi. Şimdi tam da burada seyahat seyahatnamelerin e, yazılmasına sebep olan bir sahik de aslında coğrafya. Hmm. Ve klasik dönemlerde seyahatname türü e, farklı türlerle beraber işte ne bileyim e, otobiyografi, biyografi, sergüzeş ve benzeri evet. özellikle ben merkezli dediğimiz e, türlerle olduğu gibi coğrafyayla da çok yakın ilişkide hmm. e, ortaya çıkıyor. Hatta işte 9. yüzyıldan başlayıp ta 14. yüzyıla kadar devam eden o Arap geleneğinde birçok seyahatname diye isimlendirdiğimiz eee eserlerin ya da e, metinlerin aslında birçoğunun coğrafya ile de çok yakın ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bugün Batı geleneğinde de seyahatname kültürüne dahil edilen ilk dönem metinlerin de aynı şey olduğunu görüyoruz yani bir not almıştım mesela şeyde Yunan bir ikinci yüzyılda Evet Pausanis, Pausanis'in yazdığı bir kitap da aslında bir tarafıyla coğrafya ama bir tarafıyla da seyahatname türünde bir metin. Evet. Bu tür, o zaman coğrafyacıların seyahatnamelerden alacakları epey şeyler var değil mi hocam yani. Tabii ki ya yani tabii coğrafya e, anlayışı bugün değişti artık. Değişti, yani doğru. bugün bugün böyle bir anlayışta bir coğrafya bilgisi, tedrisi yok. Ama evet. klasik dönemde özellikle İslam medeniyetinde Hı. yani işte Yakut, Elhamemi'nin evet. olsun, Mesudî'nin olsun evet. ve ben işte şey İbn Hurda biz olsun. Bu bunun gibi isimlerin yazdıkları coğrafya metinlerinin altyapılarını seyahatler. Hmm. Çok önemli coğrafyada yaptıkları seyahatler oluşturuyor. Evet. Şimdi bu seyahatler tabi bu seyahatler az önce de söylediğimiz gibi her seyahat şeye dönüşmüyor tabii telife dönüşmüyor ama telife dönüşen seyahatler çok farklı amiller. Bunların başında ben eğlence kültürü olarak değerlendiriyorum. Hmm. Yani malumunuz bugün her türden eğlence kültürüne hizmet şey yapacak eğlence kültürü olarak sunabileceğimiz birçok şey var. Evet. Birçok araç var, birçok şey var. O dönemde ise bunlar çok sınırlı. Yani bir televizyon yok, bir internet yok, ne bileyim. Tabii. E, bir telefon, bir gazete falan bile yok. Dolayısıyla e, eğlence daha ziyade söz üzerinden yani gö görsellikten Hı. ziyade söz üzerinden, meclis evet. üzerinden e, oluşan bir şey. E, bu da dolaşan adamlar ve gittikleri yerlerde de çok böyle önemli kimseler tarafından önemsenen, hmm. ağırlanan, evlerinden evet. ağırlanan kimseler. Zaten genel olarak alimler bu Tabii. şeyde. E şimdi gittikleri zamanda merhabalar, hoş beşten sonra Hami nereleri gezdin diyor. Hey bende ne var? Hı hı. Ve bu bir eğlence. Yani insanların zamanlarını eğlenceli olarak geçirmesi için en önemli şeylerden bir tanesi halindeki. Evet. E, hal böyle olunca seyyah da e, gittiği ya da gittiğini iddia ettiği. Şimdi bu da çok önemli. Gittiği yerlerde veya da gittiğini iddia ettiği yerlerde gördüklerini ya da duyduklarını bir anlamda anlatıyor ve bir, anlamda da satıyor aslında. Evet. Böylece bunların bir kısmı zamanla şeye de dönüşüyor. Esere de dönüşüyor. İşte Gırnati e, Arap e, geleneğinin, e, Arap e, seyahatname geleneğinin en önemli metinlerinden. Hocam o ona ayrıca tamam. geleceğiz. ya evet, Bu da evet. bu, bu böyle bir neticeden. Yani Gırnati Doğru. seyahatnamesinde dönerken hamisi olabilecek durumda olan bir e, yönetici, kendisinden bunların yazmasının faydalı hmm. olabileceğini düşünerek e, böyle yazmış. Dolayısıyla seyahatnamelerin. Ya da e, seyahatnamelerin oluşmasında coğrafya bilgisinin de çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Bunlardaki acayiple ilgili de bir e, sonraki şeyde değiniriz. İnşallah. Değilsin. Şimdi biraz yavaş yavaş Evliya'ya da şöyle bir başlangıç Hocam, yapmış olacağız. Hocam yine olacağım. bir takviye olarak ve ilave olarak söyleyeyim. Mesela Nablusi, İmam Nablusi meşhur. Bizde daha çok rüya tabirleri hmm. tanınan çok büyük önemli bir alim. E, seyahate, seyahate var. E, el Hakika vel mecaz, ilahi rehlet hicaz galiba olması lazım yanlış hatırlamadıysam. Burada şöyle bir girişte diyor ki biz diyor Şam'dan çıkarken arkadaşlarıma tembih ettim diyor. Hiç kimse yanına yiyecek, içecek, para hiçbir şey almayacak. Ve şöhretinden dolayı bir yüz ne kadar gidiliyorsa günlük yaya, veya atlarla, develerle gidilen yere zaten şöhret önce geliyor. Ağırlanıyor, izzet ikram oluyor. Beş evet. 5000 bin kilometreyi böyle hiçbir şey harcamadan yapılıyor. Bu kültür olarak çok yaygın. Tabii. Ödemeler var. Bir tarihte bu Niki Kedi'nin, bu Cemalettin Afgan'la ilgili bir çalışması olmuştu. Orada biz işte Almanya'da şarkıyatta derslerdeyken hocaların biri dedi ki yani bu geziler nasıl finans ediyordu falan diye öyle bir şey deyince ben dedim bizde şarkta hediye kültürü var. Şimdi o zat birini ziyarete geldiği zaman diyelim Mısır birini ziyaret etti veya işte Abdülhamid'e geldi mutlaka bir ikram verilir. Tabii. Yani adam orada görüşür tanışır çıkarken ya bir nişan verilir ya biraz bir kese altın verilir ve bu dedim o kültürden olduğu için masraflarını bir şekilde finanse eder. Bu yani bu yönleri de var. Mesela Tabii bunun e, batılının anlaması, anlaması biraz çok zor oluyor. Evliya Çelebi mesela diyor ki işte bir seyahatten dönüşünde hangi ciltte onu hatırlamıyorum şimdi ama 2006'nın kadar kız kardeşime emaneten bıraktım diyor. Evet. Yani gittiği yerlerde işte bu yaptığı görevler ya da karşılaştığı insanlar ona hediyelerde bulunmuşlar veya bazen katıldığı küçük e, çaplı akınlarda şurada burada elde ettiği şeyleri de buna ekleyerek yine onun dışında mesela e, konuya da giriş gibi oldu ama ee, mesela bazı yerlerden aldığı tavsiye nameler var. Hmm. Mesela Avusturya imparatorundan bir tavsiye nama alıyor. Yine e, bir e, Kudüs'teki bir kilisenin başrahibinden oradan bir şey alıyor, bir tavsiye nama alıyor o belgeleri. O papinta kağız diyerek özel yapılmış kağıtları gösteriyor mesela gittiği yerlerde bunlardan da istifade ediyor. Bu Tabii. da çok farklı bir şey. Evet. Yani hocama teyiden Hocam söylüyorum. Hocam şimdi evet. biraz daha Evliya Çelebi'ye gireceğiz ama arkadaşlarımızın hazırladığı kısa bir VTR var Evliya tamam. Çelebi hakkında. Onu, Onu bakalım. izleyelim. Değerli Ondan izleyenler sonra... şimdi bir Evliya Çelebi ile ilgili bir kısa VTR'miz var. Onu izleyeceğiz, sohbetimize devam edeceğiz daha sonra. Aldığı şefaatle namı açtı illeri. Gezginlerin piri Evliya Çelebi. 25 Mart 1611'de İstanbul'da dünyaya geldi Evliya Çelebi. Babası ise padişahların kuyumcu başısı Derviş Mehmet Zilli Efendi. Babasının saraydaki nüfusu Evliya Çelebi'ye ulaşılmaz eğitim fırsatları sundu. Medrese ve musiki eğitimi aldı. Yetmedi. Bir de hafız oldu. Arapça, Farsça, Rumcayı ana dili gibi konuştu. Yine yetmedi. Latince yine bir Osmanlı başkentiydi gezisinin ilk durağı kendi deyimiyle sular şehri Bursa gezdi tozdu yine yazdı tarihi. Bu tarihe şahitlik etmiş 7060 kale, o dönemin önemli evliyaları, padişahları, 147 farklı dilden topladığı kelimeleri, İstanbul'un eski meczup hikayeleri, tasarladığı kanatlarla Galata'dan süzülerek Üsküdar'a inen ve ilk uçan Türk ünvanına sahip Hazarfen Ahmet Çelebi, icat ettiği füzeyle uçarak füzeciliğin atası sayılan Legari Hasan Çelebi ve daha niceleri… Gezilerinin büyük çoğunluğunu saray görevlisi olarak yapan Evliya Çelebi, yaşlılık kapıyı çaldığında haç görevini de gerçekleştirdikten sonra 51 yıllık serüvenini Mısır'da inzivaya çekilerek noktaladı. Dünya tarihi için büyük bir öneme sahip olacağını düşünmeden yine de büyük bir titizlikle en ufak detayına kadar aldığı notları bir nakkaş gibi yazdı. Yazdı da ya Evliya Çelebi'nin hayatı. İşte o bilgilerde sadece... Değerli izleyenler, BTR'mizi izledik ve şimdi Evliya Çelebi ile ilgili sohbetimize başlayacağız. Konuklarımızdan Profesör Doktor Nurettin Gemici hocamız bu konuda akademik bir çalışma yaptı yurt dışında Almanya'da. Nurettin hocam sizin bu Almanya'daki çalışmanızın, doktora çalışmanızın muhtevası tam olarak neydi? Yani seyahatnamenin hangi yönüne daha çok siz eğildiniz? Şimdi Almanya'daki çalışmamızda şunu örnek almıştık. Benden önceki başka hocamızla çalışan, danışma hocamızla çalışan şehirler üzerine çalışmaya başlamıştı. İşte Martin Brunez'in Diyarbakır'ı çalışmıştı. Robert Denko Bittis'i çalışmıştı. Kendisi hocamız Edirne'yi çalışmış erken dönem 1974'lerde, 75'lerde. O günkü şartlarda iyi bir kaliteli evet. bir çalışma ortaya koymuş. O da Türkçe'ye kazandırılması gereken güzel bir çalışma. Yine Kruytel'ın Viyana ile ilgili güzel bir çalışması var. Bu çalışmalarla ilgili ben tabii ki e, yurt dışındayken e, şunu e, Türkiye'ye gidip gelmemi gerektirecek bir çalışma olursa bursumla uyuşmayacağı için biraz daha böyle bir malzememiz elimizde olsun önümüzü görelim diyerek e, hocayla konuşurken ben aslında Mekke Medine ikisini haremein olarak istemiştim. Hmm. Hoca tabii ki yurt dışındaki hoca öğrencilerden tecrübesinden dolayı bize biraz e, merhamet etti dedi ki Mekke ya Medine birini seç dedi. Ben de Biraz tabii ki Mekke'ye karşı herhangi bir şey yok ama Medine'yi öyle seçtik. Medine bölümünü. Evet tam hem şeyi, burada tarih anlamında, e, çalışmanızın da yayınlandığını da burada. Almanca olarak e, Almanca yayınlandı olarak, sonra İngilizce e, olarak neşedildi. Bu kitap Almanca olan Almanca değil mi hocam? Şöyle gösterelim değerli izleyenler. Nurettin Gemici hocamızın e, Evliya Çelebi'nin Medine seyahatnamedeki Medine sonra dönemi. Medine ile ilgili evet. kısımların Aslında çalışıldığı eser Almanca olarak yayınlandı. İngilizce olarak da yine 2012'de e, yayınlanan yine... E, nüshasını diyelim buradan gösterelim. E, merak edenler için yani bu konuya ilgi duyanlar için de bu hatırlatmayı yapmış olalım. Bu arada Nurettin hocamızın daha e, belki biraz daha popüler diyebileceğimiz popüler, bir çalışması şöyle, harika, var Evliya Çelebi halkın... hakkında. E, bu esere de ulaşmak mümkün. Yine merak eden izleyicilerimiz e, bu kitaptan da istifade edebilirler. Peki hocam siz e, Seyahatname'deki Medine e, bölümlerini... Evet. E, o zaman neşedilmemişti. Türkçe'de sadece ikdam baskısı olan nüshat, ikdam değil de sonra da Milliyetin Bakanlığı, Kültür Bakanlığı 9'u, Milliyetin Bakanlığı da 10. cildi yayınlamıştı. Evet. Bizimki galiba 9. cilt 35'te yayınlanmıştı. O da tabii okuma hataları dolu bir hmm. nüshaydı. O bakımdan o nüshanın çok bize faydası olmadı ama biz e, öncelikle üç farklı nüshadan, işte bu Topkal Sarayı'daki nüshadan... E, 9-10. cildi de yine e, Evliya Çelebi'nin kendi elyası olmadığını söylüyor uzman olan araştırıcılar. Şöyle ki e, biraz tarihçesine gidersek e, Evliya Çelebi seyahatnamesi e, BTR'de de geçtiği gibi vefat yılı ilgili kesin bir şey yok ama bu metinde yazdığı bazı... O da enteresan değil mi? Doğum tarihi de tam bilinmiyor herhalde Doğum hocam. Tarih Bilmiyor Doğum tarihi biliniyor. Biliniyor mu? Sanki tarih, bilinmiyor deniyor. 25 Mart 1611 hmm. yani 10 Muharrem işte 1030 tarihini karşı olarak e, bu biraz da Evliya'nın şansı. Yani bizde genelde batıda doğum tarih bilir. Çünkü Hristiyan olmak için vahdis olmanız ve kiliseye kaydınız gerekir. Hmm. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Miladi olarak bin yılından sonra itibaren kilise kayıtları batıda mevcut. Belki daha öncesi hmm. vardır. Yanlış bir şey söylemiyorum ama çok erken dönemlerde vardır. Zira bir kimse vahdisi olmadıkça Hristiyanlık olarak, Hristiyanlık kabul edilmiyor. Bununla ilgili ilginç bir örnek anlayayım. Evet. Ee, sizin Mahdum Bey de doktora çalışıyor. <laughs> Almanya'da hastanelerde doğum bölümlerinde mutlaka bir papaz bulundurulur. Yani eğer doğum tehlikeli ve anne veya çocuk özellikle çocuğun doğumdan hemen birkaç saniye sonra 3-5 saniye veya birkaç dakika sonra vefat edeceği hmm. gibi bir izlenim varsa papaz hemen ona ilk şeyleri yapar. Yani onlara göre vatis olmadan giderse yani ahirette yani cehenneme gideceği hmm. inancı evet. olduğu için evet. bu çok önemli. O sebepten batıda doğum tarihleri kesin bilinir. %99,9. Bizde ise e, dikkat ederseniz hocam da bilir, bu müelliflerimizin pek çoğunu ölüm tarihleri biliriz. İşte evet. Taberi 310 bilmem falan hep böyle bu şekilde hocalar söyler. Yani evet. öyle bize anlatır. Şekilde, evet. Miladisini hatta çoğu karıştırır. Miladi pek evet. tutturamayız. Ama Evliya Çelebi'nin böyle bir şeyi kendisinin eserinde, kendisinin şehadetiyle veya hmm. babasından ve büyüklerinden duyduğu için o tarihi yazması büyük bir şans. Tabii biz şunu da biliyoruz, aileler... Ee, hocam da biliyor işte Kur'an-ı Kerim'e yazıyor ama evler taşınırken işte evde yangın tabii, bir takım tabii. felaketlerde tabii unutsalar korunmuyor. Bu tarih e, not etmek aslında hocam çok önemli yani bu sadece doğumla vefatla alakalı değil de yani insanın günlük hayatında da e, bazı e, farklı durumlara olabiliyor bir işlem yapıyor resmi olsun. veya Gerçi resmi yapıcı da, da bir kayıtlara giriyor ama e, onun haricinde mesela birisiyle görüştü diyelim önemli birisiyle sohbeti oldu hangi tarihte ne zamandı gibi falan bunları aslında tarih olarak not etmenin bence tabii, tabii. faydası var. Ben yeri geldiği için söyleyeyim mesela Samiye Ayverdi Hanım'ın bazı e, metrokatından şeyler yayınlanmış. Şimdi ismen hatırlamıyorum ama orada mesela 1940'lı yıllarda 50'li yıllarda görüştüğü insanlarla ilgili şeyleri muhtemelen birisi not almış bire bir aynı şekilde bir soru yöneltmişler. Hmm. Mesela örnek olarak konumuzla alakası yok ama yani İslami hayatı nasıl yapabiliriz? Nasıl kendimizi muhafaza edebiliriz sözüne veya nasıl anlatabiliriz sözüne söylediği şey çok basit. Ferdi olarak hepiniz yaşayın yeter diyor. Hmm. Hiçbir şey önermiyor. Çünkü şart dönemin şartlarını iyi biliyor. Evet. Ferdi öyle bir şeyler var. Mesela evet. bu tür şeyler görülebiliyor. Eğer Evliya Çelebi'nin dediğimiz gibi doğumu kendisinin şahadetle bilindiği gibi doğumu da bir epey bir orada detaylı vefat anlatıyor. Vefat tarihi vefat tarihi ise Şöyle 1685'ten sonra olması hmm. muhtemel. Zira e, bu Viyana'daki e, e, bir kilisenin tepesindeki bir e, bahsettiği bir şey var. Onu aklıma gelir. Bir e, heykel veya bir heykelcik. Onun e, kaldırılma tarihi onu biliyor mesela. Ondan bahsediyor. Hmm. O Bahsettiğine göre diyorlar Mekke'nin falan bazı evi araştırmacına evet. göre yani 1687 sonrasına kıyas yani e, eserinde oluyorlar. bahsettiği için yoksa kendisinin eserindeki hmm. son tarih 1683'e tekabül ediyor. Yani Viyana yana ile ilgili de haber olduğuna ben kanayım çünkü ona çok dolaylı bir şekilde değinilerde bulunuyor. Evet. Hatta bir takım şeyler diyor. Bir mesela 4. avcı Mehmet'in bir ismi de Yusuf. O yüzden Muhammed Yusuf zamanında bir yiğit çıkacak falan anlamında böyle bir yani bu şeyi kapalı şekilde bahsediyor. Tabi hocam demin de bahsettik eserler tabi nasıl geldi. Bu son Mısır'da kendisine yine bahsettiğimiz gibi. Hamilik yapan e, Çerkez asıllı bir zatın, Özbek Bey isminde bir zatın ha, e, nezdinde kalıyor en son nüshaları. Hmm. Bu nüshaları bu zat e, ya da kendisi muhtemelen bu zat e, İstanbul'a Kızlar Ağası Beşir Ağa, o kitaplara çok düşkün olan ona hediye olarak gönderiyor. O da bakıyor ki bu çok değerli bir çalışma. E, kendisine bir istinsah nüshayı yaptırıyor. perde Paşa da sana oradan çoğaltıyor ama bu nüshayı padişaha, saraya takdim ediyorlar. Saray nüshası oluyor. Fakat gelen nüshalardan 9. 10. ciltler gemide ıslandığı için bu bizim eski e, yani hat eserlerimizde, evet. yazılı kitaplarımızda bu sayfalar ahrellenmekle de bir tabir vardır. Evet. İşte özel işte bu işte bir takım işler bir eczai, kimyevi bir takım evet. bir, e, şey malzemeyle güzel bir şekilde hazırlandığı için yazılar akıyor ama e, yerleri o e, yazıların olduğu işaretler gölgeler diyelim duruyor bunu da saray atladı Mehmet Rasim'in de bir zat büyük oranda kurtarıyor Arşey eseri ve kurtarıyor. Böylelikle 9. 10. cildin yani otograf nüshası diyorlar. Yani evet. müellif nüshası değildir. 9. cilt ciltler bu saray Ama atlata, diğer ciltlerde müellif, müellif nüshası olması olması muhtemel. Yani muhtemel. büyük oranda kendisinin yazdığı. Çünkü bazı yerlerde işaretler yapmış, not düşülecek boşluklar bırakmış. demin söylediğimiz gibi o da Hatıratlar, şey e, seyahatnamesindeki şeyler hızlı yazarken bazılarını ertelemiş muhtemelen. Sonra yazarım diye ama sonra hafızada tabi kalmayınca orada isimler boşluklar kalmış ve e, istinsahta kaybolan yerler var. Bazı çizimleri var mesela kendisine ait söylediği bir şakaname diye bir e, öyle bir hazırladığı bir kitapçı mesela bulunamadı bugüne bugün. Hmm. Haritalar bulundu İşte bir e, Nil haritası ile ilgili bir çalışma yayınlandı. Daha doğrusu 1940'lı yıllarda İtalyan bir araştırmacının bulduğu çalışma sonradan bunları seyahat ile birebir karşılaştırarak Robert Denkoff'la Türkiye'den Türkiye'de Nuran Tezcan hocalar yayınladılar, yayınlandı. Sonradan yine bizim şimdi FSM'deki Zekeriya Kurşun hocamız da bir Arap coğrafyasındaki bir haritasını yayınladı. Kendisi şuradan biliyoruz. Mesela Girit'in fethini tamamlayınca Girit'te çok yüksek bir yere girerek minareye çıkarak muhtemelen Girit'te kaleleri çizmiş ve padişaha getirdiğinde padişah çok güzel falan diye yani nakkaşlığı da var hmm. demin hocam da bahsetti evet, böyle yani. bir yani eski tabiyle yedi tuğla sahibi ya, her evet. elinde bir hüner var, hat tatlığı var aynı şekilde okçuluğu mesela çok meşhur ama biz mesela yakında bir ...minhacı rumat diye bir eser ...neşredeceğiz Mehmet Waith'in hmm. e, paşanın orada mesela okçuluk mecmualarında... E, beşinci altın sırada fena da değil yani hmm. öyle hmm. okçuluğu var okçuluk zaten e, çoğu e, araştırmacı mesela rüyasında Aşire-i Mübeşşere'den niye saatbini bir vakası, vakası gördün, onun he. açıklaması okçulukla alakalı. Evet, yani rüyasının bu. bir şekilde yani insanın gündelik hayatındaki şeyler yakınlık duyması. Yani şimdi hafız mesela diyelim Sadık Hoca hafız olduğu için mesela Üsküdar Ali, Ali Efendi görebilir ama benim görsem görsem ancak tarih Halil Aziz'i görebilir veya <laughs> benzer hocayı görebiliriz. Yani Doğru o da çok önemli. rüyası tabi. çok detaylı evet. e, e, ve çok kıymetli e, veriler var. Tabi oradaki dil sürçme olayı tabii ki biraz tabii belki de mizansen de olabilir ama yani kendisini birebir yazdığı ifadeleri ama bu artık onu evet. o şekilde şöhrete eriştirmiş bir şahsiyet. Evet. Bunun dışında tabii eserleri bunları PDP pey yazması, bunları bir şekilde saklaması, muhafaza etmesi bunlar çok büyük şey. Tabii. Yani biz burada tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi ben diyor Seyahatname tenkit gözüyle bakmam, inanmak gözü okurum. Okudukça da karlı çıkarım. Ben de bazen zaman zaman farklı ciltler açıyorum. Hakikaten Belki birkaç defa okumuş olmama rağmen pek çok yerini yani tamamını belki bir defa iki defa çevirmiş olmama rağmen hani ilk defa okudu okuyor gibi geldiğim yerlerde oluyor böyle bir insan içine saran bir uslubu var. Ee, evet. işte bugün tabi bu peki Medine bölümü müstakil belli bir ciltte mi daha çok dokuzuncu ciltte belli bir hmm. sayfalar arası aslında çok hmm. büyük bir yer yapmıyor ama şehir tarihi açısından işte hmm. o diğer seyyahların çalışmaları işte Medine'ye gelmiş olan İbni Cübeyr'dir, işte İbni Batuda'dır, evet. İbni Malik diye başka bir seyah var mesela. Bu tür bizim coğrafyamıza bilinmeyen şeyler var. Burada bir konuşmamızın başında söylemiştim. Gerçekten bizim yani Batı'dan, Arap dünyasından, dünyanın pek çok yerinden bu tercüme konusunu çok ciddi alıp kaliteli tercümelere ihtiyacımız var. Ufkumuz genişledi şeyler var. Yani onlara bağlı kalmak değil ama bizim çalışmalarımıza katkı sunacak anlamda buna bir yani e, belki bir merkezi bir çözüm. Ne evet. Bir büro falan açık. Bir büro, Hani eskiden evet. 30 yıllarda tercüme bürosu diye bir şey var. Mesela o dönemde yapılmış pek çok kaliteli çeviri bugün e, evet. hayırla iade evet. ediliyor, evet. istifade ediliyor. Bugün de benzer bir şeyin yani kültür adına yapılması lazım. Zira yayın evlerinin pek çoğunu kimseyi tabi e, e, tenkit etmem mümkün değil ama tabii ki bazı yayınlarda işte biraz e, bütçelerin azlığı, tercüme fiyatlarının çok yüksek bir sebebiyle bir de tabii çok tercüme kaliteli bir yayın, güzel bir tahsisten de geçmesi gerekiyor dil açısından, Bir hakem bir olması açısından. lazım. Tabii evet, çok ciddi bunlar, bir şekilde onlara hem dikkat süre isteyen mi? hem de maddi destek isteyen konular. Yani o şekilde yani mesela Evliya Çelebi seyahatnamesine her ne kadar son dönemlerde yayınları gerçekleşti işte Robert Tankov Hoca, Rahmetli Güzel Dağlı işte diğer hmm. arkadaşlara beraber evet. güzel bir yani bugüne kadar yapılanlar için de e, en uygun en e, kullanılır olanı oluştu ama fakat bir e, ciddi bir tekrar bir edit hatta evet. yani transkripsiyonu hatta göndermeleri her bir kelimenin açıklanması gereken yerler var, ayetler var, hadisler var. Mesela bir tür hani, tahkik çalışması gibi. Aynen. Evet, o şekilde evet. gerekiyor. E, günümüz Türkçelerde çok zayıf yani evet. ve yetersiz görüyorum ben. İşte öyle. Hocam şimdi bir aramız var. Tamam. E, aradan sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Tamam. Değerli izleyenler kısa bir aramız olacak. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Arapça konuşan bir coğrafya var diyelim. Evet. Oradaki e, dil uzmanları diyelim, alimleri başka bir coğrafya yine e, Arapça'nın bir başka özelliğini belki keşfetmek evet. için mi gidiyorlar? Aslını, Arapça'nın aslını aslında, aslında koruma korumak hı hı. amacıyla özellikle çöl'e e, şey yapıyorlar, yolculukları yapıyorlar ve Derlemeler yani bildiğiniz hmm. bugünkü halk bilim dil bilim sahasında yapılan etnoloji diyebileceğimiz evet, belki de. evet ciddi derlemeler gibi derlemeler yapılıyor yani hatta işte bu noktada yine anekdotlar var e, çok meşhur e, dil alimlerinin gizlenerek saklanarak gidip çocukları seyrettikleri ve onları yani bu, bu bugün de e, derlemelerin var bizde de Türk Dil evet, Kurumu derleme evet, sözlüğü var mesela o derlemelerin çok doğal olması için şartlar geliştirilir. Tabii. Aynen işte bu hmm. dil bilim çalış araştırmacıların evet. da böyle şartların peşinde oldukları hasılı zamanla tabi diğer disiplinlerin oturmasıyla beraber ve belli kültür merkezlerinde medreselerin de oluşmasıyla beraber ilim amaçlı yapılan seyahatlerin de içeriği genişlemeye başlıyor tabii hmm. ki daha önce hadis ve bu dil bilim ağırlıklı giden seyahatler tabii burada tam da burada işte şeyi de düşünmek gerekecektir. Yani işte Bugünkü eğitim koşullarıyla o dönemki eğitim koşulları aynı değil. Yani oturduğunuz mahallede hemen eğitim alamıyorsunuz ya da üst düzey eğitim diyebiliriz. Evet. Çok üst düzey akademik eğitimi alamıyorsunuz. Eğer almak istiyorsanız yolculuğa hazır olmak zorundasınız. Hmm. Yani bugün bir alim yoktur ki, bir büyük alim yoktur ki gidip, gidip çok önemli bir coğrafyayı gezip çok önemli hocalardan ders aldıktan sonra geri dönmesin. Yani. Bu kadar önemli. Yani evet, aslında yani. o dönemde ulaşım imkanları daha zor olmasına rağmen evet. bu tür bir yolculuğa çıkmak da çok garip karşılanmıyor. Yani ilim amaçlı çünkü insanlar evet. belki evet. ailesinden aylarca uzak kalıyor. Tabii. E, Hac yolculuklarının da uzun sürdüğünü biliyoruz. Evet. E, o dönemin şartlarında biraz da normal görülen bir şey muhtemelen bu. Yani ilim için çıkıyorsa artık buna katlanacak diye belki bakılıyor. Tabii ki yani işte bugünkü zihnin bu, o dönem anlaması evet. bu anlamda çok önemli. Yani evet. Ona şartlanıyorsunuz. Evet. Ee, şeyin zorlukları Şimdi... Yani bu şuna benziyor hocam biraz e, güncelden eğer gidersek şu anda kullandığımız cep telefonlarının e, bize sağlamış olduğu imkanları dikkate aldığımızda yani bundan 30 sene 40 sene önce e, insanların sabit telefon için bile 5-10 sene bekledikleri e, bir dönemi bugünün e, genç insanına anlatamıyoruz çünkü o dönemi yaşamadığı için. O dönemde çekilen sıkıntıları e, hatırlı, yani bilemiyor yani ona intibak edemiyor. Benzer bir durum belki bu tarz e, durumlar içinde söz konusu. Evet, ya bu yolculuklar çok e, geç döneme kadar da devam ediyor. Yani Osmanlı döneminde de yine yani yine mesela işte büyük Ahmedi erken dönem şairlerinden ve ilim adamlarından bir tanesi e, birçok yolculuk yaptığını Mısır özellikle Mısır'da Şeyhi ya da benzeri hmm. birçok alimin ve şairin bu tür yolculukları ilim yolculukları yaptığını gözle. Muhtemeldir ki yani burada tabii çok iddialı konuşmamak gerekiyor ama e, erken dönemlerde zaten ilim bu şekilde e, tedris ediliyordu. Doğru. Evet. Evet. Şimdi e, hocam sizin bu seyahatname türlerine dair e, fikirlerinizi ben alayım. Ondan sonra asıl e, Evliya Çelebi'ye de yavaş yavaş geleceğiz. Ben de hocama katkı olarak bunları evet. söyleyeyim. Yani özellikle bu dil meselesi hem Araplarda derleme bütün milletlerde var tabii ki bu dille ilgili hassasiyetler. Hatta mevali dediğimiz Arap olmayan Müslüman olan insanların Arapçada hakimiyetleri artmaya başlayınca bazı yani Arap hanımlardan Arap olmayanlarla evlenmeyen diyerek iddiada bulunan kimseler olmuş ve hakikaten bir kabilede anlatılır böyle bir eee menkıbe olarak geçer. bir orada genç bir hanım böyle bir talebi var. Gelenleri imtihan ediyorlar konuşmalarını, aksanlarını hepsini geçerse evlilik aşamasına kadar getiriyorlar. Çoğunlukla bu aşamaya gelmiyor. Bir tanesi nasıl olduysa başarıyor. Nikahı kıyılıyor. tabir caizse zifaf olacak. Çadıra giriliyor. Çadıra girdiği sıra o Acem olan, yani Arap olmayan kimse, aslında Arap olduğunu Hı. iddia eden şahıs, bir anda ışığı kapat ya da işte lambayı veya oradaki ateşi söndür evet. anlamında itfaut dav diyeceğine Uktulut Daw diyor, oradan çadırdan kız bağırıyor. Vallahi bu acemi diyor. Bu diyor Arap değil diyor. Adam orada katlediyorlar. anlıyor. Böyle orada anlaşılıyor. Yani işin evet. böyle yönleri de var. Tabii yani demin hocamın dediği gibi bu bugünkü mentaliteyle bakıldığı zaman bugünkü birikimimizde bazı şeyleri anlamak çok zor. Yani seyahate çıkmak zor şartlarda. Tabii. Bir sürü müşkülatlar var, zorluklar var. Mesela yani Evliya Çelebi'den önce de yani İbn i Batuda da olsun işte gemilerle yolculuk etken kazalar, ya. bir takım şeyler hatta notlarını kaybettiği için İbn-i Batuda'nın sonraki araştırmaları görülmüş ki yani bugün belki e, copyright veya işte e, nedir atıf veya dipnot falan olmadığı için İbnü Cübey'in özellikle Mısır anlatısını ya. olduğu gibi e, talebesi Aktardı. tarafından aktarmıştır. Hmm. Edebiyattan sanata, kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı... Ayasofya'nın mimarisini tamamlıyor. Sözde Müslüman olma, özde Müslüman ol. Eskiyle kıdemliği bile birbirinden ayıramaz hale geldik. Profesör Doktor İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri yarın 22'de Vav TV'de. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık. Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Profesör Doktor Kelim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla her cuma 18'de Vav WOW TV'de. Değerli Bav TV izleyenleri İnsana Değer programında seyahatname kültürü ve Evliya Çelebi seyahatnamesini konuşuyoruz. İki değerli hocamızla Profesör Doktor Nurettin Gemici ve Profesör Doktor Sadık Yazar hocalarımız bizlerle birlikte. Birinci bölümde genel bir giriş yaptık ve Evliya Çelebi seyahatnamesini hatta daha doğrusu Evliya Çelebi'nin hayatına dair bazı bilgileri Sayın Nurettin hocamız bizimle paylaştı. Şimdi ben Sadık hocamıza şunu sormak istiyorum. Seyahatname e, türleri olarak isimlendirebileceğimiz başka türler var mı hocam? Evet, ee, kıymetli hocam, seyahat e, e, telife döndüğü zaman genellikle e, alınan notlar üzerinden e, bir kitaplaştığı için e, bu itibarla hatıra ya da benzeri türlere de çok yakın ilişkide Hı -hı. bir tür seyahatname türü. Bu itibarla bizim klasik e, edebiyatın türlerinden olan sergüzeşname, esaretname, sefaretnameler gibi türlerle de yakın ilişkisi var. Bu anlamda şöyle konuyla ilgili literatürü bir taradığımız zaman, İslam medeniyetindeki o rihle, yani Arap geleneğindeki evet. o rihle şeyini biraz hızlıca geçip, Osmanlı medeniyeti üzerinden konudan bahsetmek gerekirse, öncelikle bu acayibül mahlukat türü eserlerin tercümelerinin yapıldığını görüyoruz. Hmm. Mesela bunlardan bir tanesinden pek de az duyulan bir tanesinden İbrahim İbni Bali diye Mısır Memlükler döneminde yazılan bir eser var. Hikmetname diye. Bu eser aslında temelde Kazvi'nin Acayibül Mahlukat hmm. isimli eserinin tercümesi ama Bali kendisi de gezdiği yerlerin işte seyahat namelere uygun olarak gördüğü şehirleri filan burada şey yapıyor, kaydediyor. Özellikle de elçi olarak yani tam da bu anda sefare, sefer meselesi de devreye giriyor. <laughs> elçi olarak İstanbul'a geliyor. Bu Şehzade Cem dolayısıyla gerilen ilişkileri bir tür şey yapmak üzere ee, Bayezid'e geliyor. Ee, İbrahim İbni Bali. Ee, İstanbul'da da gördüklerini filan özellikle de hemen fetih sonrası Gördüklerini yazıyor. Aynı zamanda kendisinin memleketi olan Gaziantep'i falan orada gördükleri ziyaretgahları falan hepsini bunları kaydediyor. Tam ziyaret demişken arada unutmayalım diye e, seyahatnamelerin önemli bir kısmının da e, ziyaret amaçlı yapıldığını unutmamak hmm. gerekiyor. En başta tabii ki en önemli ziyaret merkezi olan haç. Doğru. haç. haç. Doğru. Bu e, çerçevede de çok geniş bir literatür var yani. Menazilname, Menasikname diye bir, hmm. alt gibi alt dallara da ayrılan çok çeşitli bir literatür. hocam günümüzde de bu hala devam ediyor. Yani devam insanlar hac ve umre seyahatlerini evet, evet. yazıya döküyorlar, bunları yazıya alıyorlar. Aynen öyle. Çok da ilgiyle de e, takip ediliyor bunlar. Mesela evet. Bünyamin Erol hocanın böyle bir hac ile ilgili var. bir evet, evet. Osmanlı'nın son dönemlerinde var. Tabii ee, tabii. Evet evet evet. evet, evet. arkadaş yazıyor yani. Evet. Ee, bu türdeki yani hac seyahatini e, konu alan metinlerin metinlerde men, menziller de çok öne çıkıyor. Yani konak yerleri. Hmm. Yine menasik ağırlıklı olan işte hac sırasında dikkat edilecek Hocam uçuşa. düşünsenize şimdi İstanbul'dan uçağa biniyor birisi. 3 evet. saat sonra Cidde'de. <laughs> yani bu kişinin yazacağı ne olabilir? Ancak havaalanında falan gördüğü acayip name diyebileceğimiz evet. şeyleri yazar. Ama evet. aylarca süren bir yolculuk varsa ki karayoluyla bizim yakın döneme kadar da haçların, haç seyahatlerinin olduğunu evet. biliyoruz. İşte bir hafta falan ortalama sürüyordu. Yine bazı yerler ziyaret edilerek o seyahatler gerçekleşiyordu. Evet. 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 İşte bu tür içerisinde tabi nabinin, Osmanlı edebiyat geleneğinde nabinin tufetül harameyini evet, evet. çok meşhur. Evet. Yani nabi diğer mena, işte menasikül haç türündeki diğer metinlerden farklı olarak kendisini de biraz daha işin içine koyan bir zat olması hasebiyle önemli. Ama bunun dışında ziyaret edilen yerler de var ve bu amaçla da İslam medeniyetinde çok ziyaret yapılıyor ve nereler ziyaret edilmeli gibi bugün rehber tarzı diyebileceğimiz. bugün evet. bu türde de çok yani bugün modern zamanlarda seyahat gezi kitapları arasında, bu rehber kitapları en önemli tabii, kitaplar tabii, olarak yer alıyor. Tabii, tabii. O dönemde de yine işte büyüklerin özellikle işte İran geleneğinde e, şeylerin imamların e, ve Hazreti Ali ve ailesinin e, ziyaretgahları evet. bunlar etrafında da bazı türlerin yazıldığını görüyoruz. E, bunlar biraz medeniyet içi geziler ve seyahatler olarak evet, değerlendirilebilir. Ama bir de medeniyet dışı e, şeyler var bu çok önemli çünkü bu andan itibaren e, seyah e, kendisine e, kendisinin aşina olmadığı bir hmm, e, e, şeyle geçiyor. bir coğrafyayla bir e, inanışla bir kültürle karşı karşıya geliyor şimdi bunu söylerken de şunu unutmamak gerekiyor ya bugün dünya artık küçük bir köy yani bugün biraz zaman ayırarak bir kimse dünyanın her tarafını gezebilir bilgi alabilir hatta bunu görsel yani video ve resimlerle de şey yapabilir tabii, tabii ki ya ...orada deneyimlemek kadar şey değil. O olmaz ya ama şu yine... Şu anda hocam e, yani ben de yaptım. Herkes bir şekilde yapıyor. Mesela bir yere gidiyorsunuz yurt içinde veya yurt dışında. O bulunduğunuz anlı video veya fotoğraf olarak görüntüleyip... ...sosyal medyada e, paylaşıyorsunuz. Şey de, İnsanlar paylaşıldı. anlık olarak buna ulaşabiliyorlar. Evet. evet. Şimdi böyle bir şeyin olmadığı bir dünyada... ...yani böyle bir şeyin olmadığı bir dünyada... ...hiç haberdar olunmayan yani dünyanın bu kadar bir köy olmadığı ve çok çok farklı iklimlere bölündüğü, sınırların çok e, geniş olduğu. Şimdi evet. medeniyet içerisinde de aslında sınırlar, sınırlar var. Yani bir Osmanlı Devleti'ni alın, e, Taşra ile merkez arasında Tabii. da sınırlar hala Tabii. var. O kadar insanlar e, kısa sürede iletişim sağlayamıyorlar birbirleriyle. Ama bir de medeniyet içine çıktığınız zaman tam böyle yüksek duvarlar ve kalın duvarlar örüldüğünü göreceksin. Dolayısıyla seyyah bu duvarları açtığı andan itibaren, ...çok farklı bir dünyayla karşı karşıya geliyor. Hmm. Bu sadece doğudan batıya giden için değil... ...batıdan doğuya gelen için evet. de... ...yani onun için batıdan gelen seyyahların da... ...seyahat namilerinin çok böyle fantastik şeyler de olur. Peki o gittiği toplumun kabulü açısından bir şeyler yazıyorlar mı? Yani bir yabancı gelmiş mesafeli durmak veya benimsemek... ...ona yol göstermek gibi orada değişik zorluklar, sıkıntılar... Onlardan bahsediyorlar ama yazarken sizin sorduğunuza binaen söylüyorum... Evet. Gidilen yerin şeylerini pek dikkate almaktan ziyade e, eserlerini okuyacak olanların e, ya da sohbetlerini dinleyecek olanların hmm. intibalarını, beklentilerini dikkate alıyorlar. Evet. Beklenti çok önemli çünkü batılı seyyahlar da o, oradaki gittikleri asıl kendi toplumlarının beklentilerini şey yapıyorlar. Aslında e, çoğu görmediği şeyi biraz da o beklentileri karşılayacak <laughs> şekilde işte şeyde doğuda bir e, cennet evet. e, şeyler cariyeler falan. Böyle bir çünkü bu harem zaten anlayışı, harem, harem e, yaşayışı. Bu zaten batılının da beklediği bir şey ve o evet. beklentiye uygun olarak da biraz da kurumsallığın da devreye sokul. Aynı şey doğudan giden seyyah için de şey. Evet. Doğudan giden seyyah da e, heybesine ne kadar görülmeyen ve e, şayan hayret ve hmm. acep olan ne kadar şey varsa toplayıp getirmeye çalışır. Bu anlamda esaretnameler e, ve coğrafi e, maksatlı yapılan yolculuklar ve sefer sefaretnameler hmm. bu türden geri dönüşlerin olduğu çok kıymetli. Aslında metinler. Osmanlı için düşündüğümüzde hocam, e, mesela bir yerden bir yere görevlendirme tabii. amaçlı gidişler, tabi tabi e, orada ve hatta sürgün hayatı yaşayanlar var. E, onlardan olmuş. mesela bir iki, bahsetmek da bahsediyoruz tabii ki. Tabii. Yani mesela e, yakın zamanda Ahmet Karaştaş diye bir arkadaşımız neşretti. Mahmut Hindi diye 16. yüzyılda yaşayan bir zat var. Bu zat şeyde neydi 2. Selim'in döneminde yapılan deniz seferinde şey oluyor. Yenilgi'de esir, esir düşüyor. Hmm. İtalya'ya gidiyor. Orada bir adam ne görür? ya Ne dikkatini çeker değil mi? Tabii. Şimdi buraya gelmeden evvel genel olarak bir seyyahın acaba ne dikkatini çeker? Yolculuk, yolculuktaki maceralar değil mi mesela? evet Bunu kaleme alanlar var ama daha ziyade kendisine garip gelen. Kendi kültürünün aşina olmadığı şeyler bu 20. yüzyılda da 19. yüzyılda tabii. da günümüzde de aynı şey. Tabii. Yani günümüzde tabi dünya daha da tanıdık tabii. olduğu için artık bu kadar bir değil belki ama o dönemlerde insanlar görmedikleri şeyleri kendi toplumlarına getirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda esaretnamelerde işte Mahmut Hindi neden bahsediyor? E, affedersiniz işte cinsel ilişkinin böyle çok açık alanlarda yapılması, işte e, şey papa seçilmesi. Papa'nın çok garip şeylerle seçilmesi. Burası, evet, evet. Bu, bu gibi şeylerden bahsediyor. Yine işte girdiği coğrafyada aynen Gırnati gibi e, şayanı acep olan hayvanlar. İşte hmm. şey, gemiyle yolculuk yaparken türlü türlü hayvanlarla karşılaşıyor. Gidiyor yanardağları görüyor Sicilya'da. da o gibi şeylerde evet. tabiat yaşayan varlıklardan filan bahsediyor. Esaretnameler bu anlamda önemli. Burada hocam şey de var hı. bu Temaşvar Osman Ağa var mesela. Evet. Onun da mesela Viyana'da hı. Viyana Savaşı'ndan sonra kalıyor. Uzun müddet orada kalıyor. Yaşadıklarını bir romanla. Çok da cömert. Çok da evet. şey anlatıyor. Çok da cömert anlatıyor. En çok ilginç var. gelen şeyler hocamın dediği Evliya'da da aynı şey var. Mesela Viyana'ya geliyor. Mesela kadınlar meselesini. Mesela bugün mesela hani kadın hakları meselesi falan gündeme geliyor ya ta 1665'lerde falan orada bulunduğu zaman diyor ki Burada da hüküm diyor kadının diyor mesela bir karşıdan bir kadın gelir diyor atlı birisi gelirse atından iner diyor veya şapkasını çıkarır. Yani onu yol verir öncelik tanır. Ona e, bu ona çok garip aslında geliyor. aslında sosyal hayatı da bize aktarmış oluyor. Tabii. Yani bu seyahatnamelerde biraz da sosyolojik yapının Tabii. öne çıktığını da görüyoruz. O toplumu da, da anlatıyor işte kadın Tabii. erkek şeylerin ilişkilerini. Ve, ve, evet. ve e, önemli e, e, oranda çok farklı olan ötekiyle karşılaşmanın da Tabii. ilk şeyleri bunlar Tabii. seyahatnameler. Yani. İşte Arap dönemi rihleleri aslında Rusya coğrafyası ile ilk karşılaşmaların hmm. görüldüğü metinler Tabii. ya da başka şeylerle. Yine evet. bu alanda sergüzeşnameler çok önemli. Sergüzeşnameler de aslında bir tür yolculuklar. Yani biz yakın Acela. zamanda hmm. bu türün Osmanlı'daki en önemli metinlerinden, manzum metinlerinden bir tanesini Bosna'da bizzatın intizaminin sergüzeşnamesini neşrettik. E bu zatın e, sergüzeş namesi aslında bir tür, evet yani bir tür otobiyografi ama seferlerden oluşan otobiyografi. Hmm. Adam hamisi yanında seferlere çıkıyor. Orada e, Rumeli coğrafyasında geziyor. İstanbul'a geliyor. Yolu her seferinde Tuna'ya geliyor. Ve bu vesileyle, Tuna vesilesiyle herhalde hocam Elia Çelebi'de de bu çok görülür. Deniz yolculuğu. Hmm. Yani deniz yolculuğu e, yine bugün hayal edemeyeceğimiz farklı bir e, zorluğu yaşıyor. Yani abartmayacak olursam Deniz yolculuğu adeta ölümü kabullenmek olarak. Yani ölümü kabul ederek aslında çıkmış yola çıkmış oluyorsunuz. Bunu bunu güzel bir bir örneği var. Menakıbname literatürünün önemli bir kısmı denizdeki yolculuklar üzerine bina hmm. Yani bir şey genellikle işte gelir şeyde denizde gemide de gemi batmak üzereyken kurt. Yani birçok menakıbnamenin içeriği böyledir. Evet. Çünkü deniz yolculuğu çok, çok zordur. Evliya e, Çelebi evet. mesela denizi hiç sevmez. Denizde Değil hep mi? böyle Sadiden şey aktarır işte evet. denizde oldukça menfaat kazanç vardır ama kenarda kalmak sahil evet. olmak ee, herhalde, selamette sahilde selamette olmak sahilde selamette hep söyler iyidir. çünkü bir ciddi bir kaza geçir Trabzon dönüşü gemileri Karadeniz'den ta, e, Silistre taraflarına savrulur parçaları bunlar yarı baygın vaziyette kumlar üzerine kalır. halk gelir bunları kurtarır falan ondan sonra tabii tövbe eder ama çok hmm. zorunlu kaldıkça mesela haç yolculuğunda da öyle bir kolaylık var aslında. Haç yolculuğuna çıkarken oradaki Ketudu İbrahim Ağa diyor ki Mısır'a gel Mısır kafilesine gidelim diyor. O tabii ki orada biraz haç yolculuğunu geciktirme sebebi çok detayına girmeyeyim. Biraz Anadolu'yu gezme amacıyla evet. geciktirir. Yani Zaten o seneyi kaçırmıştır. Ondan sonra kara üzerine hep gider. En son Kudüs'e geldiğinde bir haber alır ki bu sene e, e, Mısır'dan, Kahire'den çıkacak mahmil erken çıkacak yola oraya yetişemeyeceğini hesap bu sefer rotayı tekrar Şam'a döndürür. Hmm. Şam'a bekler. Şam'da gelir işte bir ay müddette orada bekler. İşte orada da çok acayip şeyler yaşar. Hocamın dediği gibi orada mesela şey mesela evliya böyle bu tür meczup hikayeler çok vardır. Evet, Şeyh Bekkar evet. isminde bir zattan bahseder. Bir gün diyor arkadaşlar bir yerde toplanmışlar. İlla sen de gel eğlenelim falan. Aramızda eksik olma. Bu da onlara gitmek için onlara beraber çıkarken bu Şeyh Bekkar gelir elinden yakalar. Bir yanında götürmeye başlar. Şehbekar dedi zat anlattığına göre uğrayan bir vaziyette dolaşan birisi ama meczup ona kadar birisi. Meczup biri. Hı. Tabii kimse bir şey demiyor. Evet. Çarşı içinde gezdirir ve şöyle Arapça olarak ona söyler. Ben Türkçe söyleyeyim Hı. hızlı olsun. Bu benim kölemdir. Bunu bir akçeye satıyorum. Ya yani öyle bir çok düşük bir paraya söyler. Ben diyor kıpkırmızı kesildim. Elimi de bırakmıyor diyor. Hı. Gezdire gezdire beni diyor Mutin Arabi'nin türbesinin olduğu yere götürdü. Orada Kur'an okuttu, dinledim. Sonra sonra geri aldı, getirdi çarşıdan. Bu benim evladımdır. ...bin altına satıyorum. Alan var mı diye. Bu sefer değerimi çok artırdı diye. Evet. Sonradan öğrendim ki bizim arkadaşların bir yerde arbede çıkmış, kavga gürültü olmuş, yaralan olmuş, mahkemelik olmuşlar, kadılık olmuşlar. Ha, o zat kurtardı diye gibi. ...keramet olarak hmm. onun anlayışına göre beni diyor oradan o badireden manen evet. kurtardı diye çok evet. şeyler, orada şeyler. Şunu sorayım, e, ...şimdi Evliya Çelebi'ye biraz daha değinelim. Bu seyahatname'de Evliya Çelebi'nin İstanbul e, kısmı da var değil mi hocam? İlkçe yani, İstanbul. Evet. İstanbul'da gezdiği gördüğü evet. yerler. Fakat İstanbul Seyahatnamesi'nin İstanbul'da gezdiği yerler de önemli ama orada işte bu esnaf alayı diye bildiğimiz bu 4. Murat döneminde bütün esnafların bir tabiri caizse bugünkü fuar gibi, bugünkü bir teşhir, sergi gibi ama biraz daha böyle hareketli bir ortamda halkın sağa sola dizildiği orada arabalar üzerinde bütün meslek erbabının sanatlarını icra ettiği şeyler var. Mesela orada ilginç şeylerden biri de şudur, kasaplarla bir grup karşılaşırlar. Onlar der ki biz bu kanlı kasaplarla bir yere gelmeyeceğiz der. Çünkü kasaplar ve cerrahlar e, aylık mesleğinde aylık mesleğin hmm. alınmaz. Aileler mesela kasaplara cerrah almazlar. Çünkü onlara göre kan dökücülük e, çirkin bir eylemdir. İster bu kasaplık olsun. Tabi kasap demek yani insanlar Sonuçta, kötü anlamda meslek, değil ama tabii, böyle bir evet. e, farklı bir şey kriter izlediği için onlar o zatlar e, o ekip o meslek grubu diyelim ekmekçiler mesela buna tepki gösterir. O, o aslında birinci en kıymetli sayfeleridir. Hmm. Orada mesela zaten e, denkov da bir işte Evliya Çelebi değerlerinde öyle der. Birinci ciltteki bu esnaf alayı bir de Mısır cildi olsa bile sadece onlar elimizde olsa bile bu seyahatnamenin e, e, incelenmesi açısından değer, değer diyor. açısından değerinden bir şey kaybetmezdi diyerek hmm. onu anlatır. Yani İstanbul'u tabii yer yer anlatır ama çok e, şehirlerden, şehrin bir tarihinden, surlardan oradaki ve son bölümde de işte e, VTR'de de geçti. Meczuplardan çokça bahseder. Hmm. İstanbul'da işte şu işte şu meczup vardır, şu işte şunlar vardır. Hatta halk arasında da kalmıştır işte meşhur horoz dededen bahseder. İşte Bizans taraflarında bu veli bize atmış. Atılan bütün gülleleri bu tutuyormuş falan. Hmm. En sonunda işte Fatih Sultan Mehmet işte ya Rab ya velini ya delini zapt et deyince gülle <laughs> e, isap ederek vefat etmiş. Sonra fetih müesser olmuş falan. Bu tür şeyleri evet. de hocamın demin bahsettiği gibi belki bugün bize çok inandırıcı gelmeyen, belki bugün bizim aldığımız eğitim sistemine göre ...çok kabullenmekte zorlandığımız şeyler orada o metin olarak içinde çok güzel bir şekilde... Peki derci. dili açısından hocam şunu sorayım. Genellikle mesela 17. yüzyıl Nesir dilinin biraz ağır olduğu ifade edilir ama... ...Evliya Çelebi'nin daha sade bir dil kullandığı söyleniyor bildiğim kadarıyla. Tabii dönemine göre sade bir dil ama tabii ki bir altyapı gerektiriyor. O sebepten işte biraz günümüzde günümüz Türkçesine ilgili rağbet var ama aslında asıl dili de biraz gayret edilse yani çaba gösterilse daha anlaşılır. Tabii kendine has bir güzel bir tadı, hmm. rengi var. O çok önemli. O yani o cümleleri yani günümüz Türkçesi hiçbir şekilde karşılaması çok zor. O ee, gittiği yerlerdeki yerel e, şeyleri de aktarıyor yerel herhalde. Yerel kelimelerden evet. otur bu kelimeleri aktarır. İşte bazı kelimeleri yazamadığını söyler. Mesela Çerkezce kelimesinden çok kaydedemediğini biraz tabii telaffuzun çok farklı geldiği için. Aslında kendi abaz asıldır ama lehçe olarak onu mesela kaydedemediğini söyler. Çok fazla kelime kaydedemediğini ama bunun dışında pek çok bazı yörelerde kullanılan isimleri, işte deyimleri onlara da Mümkün olduğu kadar, o da tabii ki dilcilerin çok ilgilendi evet, işte bizim tabii. hayat hocamızın, tabii. hayat develi hoca, Musa Duman hoca Hatta gibi. bazı kelimeleri harekeli değil evet, galiba evet. görülüyor değil mi? Yani Sonra gerçi bunlara vazgeçmiş herhalde ama. Farklılıklara çok böyle şey, hmm. nuanslara dikkat ediyor, hmm. çok çok evet. şey. Dolayısıyla dil açısından da çok önemli bir kaynak haline getiriyor Evliya Çelebi'nin bu hassasiyeti. Tabii. Çünkü dediğiniz gibi gittiği şeyleri lehçeleri bazen örnekler vererek kaydediyor ve bu açıdan bir de imla yani dil, e, imla açısından da dilin gelişimini takip edebileceğimiz bir örnek haline geliyor. İşte Evliya Çelebi'nin mesela sözlüğü diyerek mesela Denkoff'un ilk olarak 91'de Harvard'da Harvard'da çıkmıştı galiba öyle bir sözlüğü. Sonradan genişleterek sonra bu yakınlarda 2017'de kaybettiğimiz merhum Semih Hoca hakikaten e, Türkiye'de hakikaten bu edebiyatımızın 9. asırdan başlayıp 20. asıra kadar pek çok sahasında çok e, bilgi sahibi mütevahhi hocalarımızdandı. Çok Etti. onun da şeyle yardımlarıyla desteğiyle çok güzel bir sözlük oluşturulmuş. Tabii o sözlüğe mutlaka daha ilave edecek şeyler var. Belki de yani hocanın bir şeyi de Semih Hoca'nın şeyi konkordansı istiyordu. Hmm. Bir Evliya Çelebi konkordansı. Hani konkordans deyince genelde biz hadisçiler o Benskin konkordansını evet. evet. biliriz. Yani evet. hadislerde geçen işte 9 hadis kitabında evet. geçen onun gibi bence öyle bir şey de ideal. Belki şimdi dijital ortamda bu tür yayınlar hocam daha kolay olacak galiba. Hani şimdi sayfalara sığınca zor geliyor. Yayıncı diyor ki hocam çok kabardı, çok evet, şişti. Tabii, tabii. İşte bin sayfalık cilt olmaz diyor ama şimdi bir dijital ortamda belki dijital nüshalar olursa bunlar inşallah aşılmış olacak. Zira her cildinde mutlaka üzerinde durulması gereken kelimeler var. Hocam açısından biliyoruz. Orada naklettiği şiirlerden belki kendisinin eksik naklettiği ya da hatalı e, naklettiği hmm. şeyler var. Bazı işte cami, çeşme isimleri, yapı isimleri ilgili kitabeler, kitabeler okumalar ilgili bazı ufak tefek hatalar, noksanlar var. De bunlar da tabii ha bir de hocam onu söyledi iyi oldu. Şöyle Evliya Çelebi'nin varlık sebepleri de bu e, e, Osmanlı Devleti coğrafyası içindeki pek çok yerlerde bıraktığı hattatlığından dolayı evet. yazılar işte. Melek duvar Ahmet yazılar. Paşa, duvar yazıları, duvarlara hmm. yazarak böyle camilerde yerler varmış. Hocam caminin bir yerinde böyle bir yer var. Her hattat geliyor bir şeyler karalıyorlar. Oraları... Yani oraya mesela ayet, hadis gibi bir şeyler mi yazıyorlar yoksa... Kendisinden mesela Melek hmm. Ahmet Paşalı işte hmm. Evliya Çelebi ruhu için Fatih'e hmm. falan gibi daha hayattayken hmm. kale duvarlarına yazıyorlar. Hatta bir tane kale duvarlarında olan bir yazı sonradan o kale yıkılıyor. O kalenin yanından o kale yıkılmadan Faça'da önce oradan mi? geçen bir bu Foço Atik Ali Paşa o da yıkıldı. Bu Adana Ali Celalü Camii'ndeki de yok ama benim bahsettiğim şurada hemen göstereyim bulabilirsem yanlış olmasın. E şurada bu şöyle bir kitap var belki bilmiyorum gösterebilir miyim nasıl olur. Şöyle bir zatın bir kitabı. Bu bir zat böyle bir kitap yazıyor. Burada görülüyor mu bilmiyorum tam olarak. Ee, o bu bu, bu da şehrinden hocam? Bu bizim bu din dediğimiz Budadan bahsettiği bir şiir kitabı. Evet. E, Latince galiba kalem almış. O şehri bahsederken oradaki bir kaleden şöyle bir şeyi biraz kendisi, hocam biraz tutalım yani hemen. Tamam e, al, şöyle yapalım. Gö, şurada olsun. mesela buradaki şeyi Arapça bilmemekle beraber resim gibi taklit ederek hmm. yazıyor ve onu sonra o kitapta çıkan şeyin Evliya Çelebi'nin kale duvarına yazdığı bir e, hitap olduğunu yazıyor. İşte kale üstü var, uy var kalesinde. yazarak fotoğrafını e, çekmiş tabii, tabii. gibi oluyor. Burada o bölümü oradan artık yazmış. Şimdi artık o kalede yok, yıkılmış. Evet. O kaledeki şeyi böyle bu şekilde e, kaydetmiş. Bunlar da gösteriyor ki bir de ayrıca en önemli delil e, Evliya Çelebi'nin bu Avusturya, Viyana'ya gittiği gezide Avusturya arşivinde işte 6. sırada galiba e, böyle bir şey uygulama var hocam. Şimdiki e, bizim diplomatlarımız artık kendi imkanlarına gidiyor ama o zaman e, sınırı geçtiğiniz zaman diğer ülke yani misafir olduğunuz ya da o sınırlarını geçtiğiniz ülke günlükse tahsisat vermek zorunda. Hmm. İşte atlar için yem, şahıslar için belli bir harçlık orada ismi geçiyor Evliya Çelebi'ye şu kadar miktar. Şu ücret verildi. işte varsa yanındaki at ve benzer şeyler içinde şu kadar şey. Orada kayıtlardan o da yayınlandı. O da e, ilk olarak Kureytel yayınlamıştı. Şeyi işaret ediyor mu bu özellikle gayrimüslim da diyelim ibadetlerle ilgili e, zorluklar ya da yaşadıkları tecrübeler? Şimdi vesaire. genelde mesela bu orada bir tane siz deyince aklıma geldi. Belki doğrudan ibadetler çok yapmıyor ama bir ağlayan bir e, Hazreti Meryem Ana heykeli olması lazım bir kilisede gördüğünü. Mesela orada e, dolaşı, arkada birisinin ona bir ıslak bir şey yerleştiğinde ona ara sıra basmak suretiyle gözünden yaş geliyor gibi böyle ha. biraz da tabii yani o dönemde öteki olan yani Hristiyanlığı tasvip bir şeyler yok ama şurada da hakperest mesela Avusturya'da özellikle Viyana'da o kütüphanelerde diyor ki bizim diyor Mısır İskenderiye'de diyor kedi farelerin. Kitapları yemesinden dolayı gelen sesten insanlar namaz kılamıyor diyor böyle tabi Gelebi, abartı var Evet, var evet. ama diyor burada diyor kitaplar çok güzel muhafaza ediliyor korunuyor ve saklanıyor diyerek mesela ondan istifade edildiğini söylüyor. Peki bir tür günlük tarzında bir e, notlandırmaya benziyor mu hocam e, bu üstü biraz Birazcık günlük gibi de var tarih var tabi sürekli. eser son haliyle değil bu Hı. halde değil ama o günlük dediğiniz günlük notlar olmasa bu eser muhtemelen Olmaz. yazılmazdı tabii, olmazdı, yani çünkü. Tabii. Evet hafıza, klasik dönemdeki insanların hafızası bugünkü insanlar gibi değil. Çok kuvvetli ama yine de bu kadar on cilt gibi çok hacimli bir metnin günlük notlara dayanmaması mümkün değil. Ben şeyi soracağım Sadık ee, Hocam. Dil, buyurun, dil buyurun. açısından evet, yani bu şeyi buyurun. az önce Nurettin Hocam da söyledi. Hakikaten 17. yüzyıl inşa dediğimiz o nesir evet. üslubu çok ağır evet. bir, bir adeta moda haline geliyor. Ama Evliya Çelebi onu yani... Onu da tamamen devre dışı bırakmadan, yani o geleneği de tamam devre dışı bırakmadan ama biraz hafifleterek şey yapıyor, üslubunu hmm. oluşturuyor. Bu anlamda yani Evliya Çelebi bugünkü ya çok sade bir metindir de tabii dememelidir. Tabii tabii. De, tabii. Yani kendi değil miydi, üslubunu tabii. ama oluşturuyor. Evet. Siz zaman zaman konuşmanızın belli cümlelerinde hamisi dediniz. Evet. Şimdi Bu hamilik nasıl bir önem işgal ediyor bu şeyde, süreçte? Yani mutlaka seyyahın bir hamisi olması gerekiyor mu yoksa belli dönemlerde mi bu önemli? Evet. Ya bu seyyah için değil hocam ama bizim klasik dönem sadece doğuda değil İslam medeniyetinde değil bütün klasik dönem medeniyetlerinde hami telif geleneğinde en önemli yerde durur. Ya yani sadece telif değil başka birçok alanda da. sadece seyyah için değil alim, sanatkar üretimi büyük oranda haminin e, himayesine de Bir yani. tür sponsor mu hocam? Sponsor. 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 Tut şu yani çok... fakirin elinden. Evet. evet. <laughs> evet. Yani bu e, her şair, sanatkar, alim bir hami arayışında her hami de aynı şekilde bir sanatkar, bir alim e, arayışında hmm. çünkü ve ikisinin de menfaatleri örtüşüyor. Alim üretimini bu sayede gerçekleştiriyor. E, hami de pekala kendisini kamuoyuna bu şekilde duyuruyor. Çünkü bir gazetesi yok, bir televizyonu yok, şuyu buyu yok. Ne yapacak? Kendisini yani işte bir fetih hareketine gidiyor. Fetih namesini birisine yazdırıyor böylece kendisinin ne bir önemli bir işi gerçekleştirdiğini kamuoyuna bir anlamda hmm izah ediyor. Yani bu çok tabii geniş bir konu hamilik müessesesi. Hmm. Bu konu etrafında e, şeyler de yazıldı, kitaplar da yazıldı. Vildan Hoca'nın de... var değil mi? Vildan Serdarol Hoca'mızın mı vardı? Öyle e, bir himayere tut şu fakirin elinden diye böyle bir şey tu, vardı. Tuğba Hanım'ın. Tuğba Hanım Mustafa İhsan Hoca'nın e, kızı olan hmm. Hmm. E, Tuğba. Bir de sanki Vildan Hoca'nın da bir sanki makalesi hakkında öyle bir şey kalmış ama olabilir. Tut şu fakirin e, elinden diye. Şöyle, onun bir zayıfi çerçevesinde bahsettiği bir belki o aklınıza gelmiş olabilir ama olabilir. Türkiye'de maalesef yani himaye geleneği çok işlenmedi ama batıda bayağı bu konuda bir literatür var. Özellikle İtalya'da Rönesans'ın başlanma süresinde bu himaye geleneğinin önemi çok <laughs> farklı şey vurgulandı. E bizim bizde seyahatname özelinde de şunu söylemek belki çok iddialı olabilir ama birçok seyahatnamenin e, telife dönüşmesinde hamilerin çok büyük hmm. katkısı var. Ben de bir cümle söyleyeyim bir dakika, hocam. Buyurun. Melek Ahmet Paşa mesela Evliya Çelebi vefatına kadar yaklaşık 1660 küsürlerde vefatı. İşte o zamana kadar o hami. Daha önce birkaç paşa da var ama ondan sonra işte bu kendisi bir yerde diyor ki... işte ...Köprülü Mehmet Paşa diyor ki Köprülü işte sen diyor Melek Ahmet Paşa'lısın. Hayır diyor ben aranızda hiç fark tutmam diyor. İbşir Paşa olsun diyor o da benim yakınımdır Melek Ahmet Paşa da bunlar Abaza kökenli o şey de var biraz Kafkasyalılık da var Köprülü Mehmet Paşa, biz hepiniz diyor benim yakınımsınız ben birinizde şey olursa diğerine gelirim aranızda bir ayrım yapmam gibi aslında hmm. Melek Ahmet Paşa'yı her zaman e, önceler ve Köprülü de arada Köprülü yazmaz Köprülü yazar hmm. He, e, böyle. Anne hani şey kızgın öfkelenanım köpüren anlamında. Hmm. orada da mesela ilginç şeylerden biri de onu mesela yeri gelmiş söyle melek amesi birkaç yerde şey daha tekrar ettim yani günümüzde bilinmesi için yani bir ön yargı var mesela Osmanlı'da veya eski dönemlerde kadına karşı saygı sevgi bunun iki örneği vardır mesela bu e, Agra'daki o meşhur e, Cihan Şah'ın e, yapmış olduğu o taç mahal gibi evet. Evliya Çelebi'nin de Melek Ahmet Paşa'nın e, hanımı işte 4 Murat'ın kızı İsmail Kaya Sultan hakkında çok güzel şeyleri vardır İşte İsmail Kaya Sultan o kadar bağlı öyle anlatır ki öyle onların aralar tabir caizse bir yani böyle bir bugün tabirde aşk romanı yazılacak şekilde benzetmeleri var vefat sahnesi var orayı çok bir cümle anlatayım vefatı Kaya Sultan vefat edip defnedilirken tabi Melek Ahmet Paşa gayri ihtiyar dizler üzerine kapaklanır üzüntüsünden Köprülü Mehmet Paşa biraz tabii daha soğukkanı, biraz daha böyle klasik bu taş fırın erkek şeyi tipinde. E der ki bir hanım için üzülmeye değmez sana bir sultana daha vereceğim diye böyle vay, böyle bir şey söyler. Hatta devam eder ahdim olsun der. Yani böyle söz veriyorum kesin anlamda. O da Melek Ahmet Paşa kızar der ki ahdine erişme. Yani ahdine yerine getirme de öl git der. Bu şey der Kaya Öleli bu meleğin aklına iffet gelmiş de çok kızar. Köprülü orada bağırır. Onu mahsus hep köprülü der yani ya evet. e, bir, bir, bir orada evet. bir kelime oyunu yapar. Evet. Evet. Ee, Sadık Hocam biraz da e, bu e, Gırnatı Seyahatnamesi'nin tercümesine de e, değinelim istiyorum. E, gerçi aradan önce biraz birkaç cümleyle işaret ettik ama önce bu eserin muhtevasıyla ilgili bazı bilgiler bize verseniz daha sonra tercümesinden evet. bahsedelim. E, bu vesileyle hocam bu sorunuz vesilesiyle şunu sormak gerekiyor. Yani e, tercüme geleneğimizde Osmanlı'ya birçok Arapça kaynaklı metin tercüme ediliyor ama bu geniş literatür, e, rihle literatürü acaba tercüme edildi mi? Bu soru hmm, aslında doğru. çok merak e, şey yapıyor ama genel olarak e, maalesef Osmanlı'da çok fazla ilgi görmüyor. Aslında e, bu tür metinler genel olarak İslam medeniyetinin kendi içerisinde, yani Arap geleneğinde de fazla ilgi görmüyor. Sebebi ne olabilir hocam? E, yani düşünmek gerekiyor ama hmm. ne zaman ilgi çekiyor dersiniz hocam? 19. yüzyılda yani Evliya'nın da metni dahil Olması, olmak üzere tabii, tabii, 19. yüzyılda yani bu tabi batıyı böyle çok şey yapmak önemsemek anlamında söylemiyorum ama batıda bu yönde şeyler ortaya çıkınca tercümeler, araştırmalar ortaya çıkınca bu tarafta da ciddi bir eee tahkik Edison evet, evet. ki bu seyahatname ile ilgili de batılı araştırmacıların tabii, çalışmaları, tabii, tabii. İspanyol bir araştırmacı evet, var evet, galiba, evet, biraz evet, baktım evet. girişine. Yani tabii evet. Gırnati olunca İspanyollar da evet, evet. çok ilgi göstermişler. Bu anlamda yani İbn Battuta'da dahil olmak üzere Osmanlı'da böyle tam anlamıyla seyahatname dediğimiz metinler Üzerinde bir araştırma yapmakta fayda var. Yani hmm. tercümelerine ben rastlamadım. İbn-i evet. Battu'da 19. yüzyılda tercüme ediliyor falan şey ama başladı. önceki dönemlerde en azından nüshaları ne doğranda, Ne kadar dolaşıma girdi nüshalar? Bu, bunlar gerçekten e, neden bu kadar ilgi görmedi? Şimdi bu metin de Arap geleneğinde en önemli seyahatnamelerden bir tanesi. Yani hmm. Garnati'nin metni. E, çünkü Garnati... Sadece İslam medeniyetini değil, İslam medeniyetinin de ötelerine gitmeye çalışmış bir zat olması bakımından, e tabi araştırmalar bakımından da bu kadar dışarıya e, da, da garabet evet. görmesinin sebebi de biraz da bu. E, geniş bir coğrafyaya kadar gitmiş, yani ta Bulgar, Rus bugünkü Rusya coğrafyasına kadar, bu anlamda Türklerin de yaşadığı Hı -hı. coğrafyalara kadar gidiyor. E, kuzey bölgelerine. Tabi, evet. tabii kuzey bölgelerine kadar en azından gittiğini söylüyor. Evet. Bu metin 12. yüzyılda yazılıyor. Yani 1100'lü yıllarda ki yapılan yaklaşık 30 yılı aşan seyahatler neticesinde kaleme alınıyor. Bu metni ben doktora tezi sırasında yani ben tercüme ve şerhleri çalıştım. Bir tür tesadüf neticesinde tespit ettim. Yani bizim tabi yazma eser kütüphanelerimizde çok ciddi çalışmalar da oluyor ama sınırlı bütçeler ve benzeri sebepler neticesinde çok sıkıntılar da var. Bu met ben koleksiyonu tararken bu metnin bulunduğu koleksiyonu tararken metin Arapça olarak yer alıyordu. Hmm. Arapça Kırnatı Tı seyahatnamesi bir şey. Ama ben meraktan yine de baktım. Baktım. Metin Türkçeymiş. Yani <laughs> Osmanlıca. Bakın, <laughs> hocam evet. onun sebebi de şu hocama belki açıklama olsun diye 1950'lerde Bulgaristan'dan çok sayıda e, göç edip gelen hmm. medrese tahsil görmüş kimseler Süleyman Eksliban İslam i̇şte ediliyorlar. Evet, Onlar yani. da evet. kitabı açıyorlar. İlk başta bir iki Arapça şey evet, görünce evet. Arapça, Arapça diye, diye veya Farsça diye evet, tasvir evet. ediyorlar. Sonra pek çok Farsça'da da da Mesela Farsça yazıyor. İki evet, sayfa evet. sonra Farsça bitiyor ya, Türkçe. Bu ne işaret? Çok dikkatli olmak gerekiyor hocam. Yani evet. yazma kültürünü çalışırken. Tabii. Yani bir ara doktora tezini çalışırken işte tahsih yapayım diye orada görevli bir Mustafa abi vardı. Ona işte şu abi bunu düzeltir misin? Bir, bir müddet sonra baktım ki ben doktora tezi için çalışmıyorum. Tahsihlerle uğraşıyorum. <laughs> bıraktım artık. Yani bıraktım evet. çünkü. Tabii çok var. Ee, çok var. Yani, kısa zamanda yapacak yani bu, bir şey değil. bu şeyi ama bunu çok normal görmek gerekiyor. Evet. Hocamın dediği o gibi gerçekten imkanlar. Evet. Yani bunu Nevzat hocadan bir gün aslında dinleseniz çok iyi, iyi olur. Nevzat yani Nevzat Kaya, Kaya hocadan. Evet, Nevzat hocanın eski, Ev, müdür. eski evet. müdürlerinden. Yani o günün şartlarını ne kadar sınırlı olduğunu o söylüyor. Hasılı baktık ki bu Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş bir metin. Kanunin şehzadesi olan şahzade Bayezid buna şey yapıyor, hamilik yapıyor. Ken bu zatın anlatımına göre maalesef mütercimin ismini bilmiyoruz ama ben Celalzade Salih Çelebi'den şüpheleniyorum. Yani tamam, o olabilir. Biraz üzerine gitmek gerekiyor. Yakınlığı gerek. var Beyazıt'la değil mi Tabi Tabii yakınlığı evet. da var. Bu bazı metinler arası şeyler de var, ilişkiler de var. Ama bu zat bu metni ismini bilmediğimiz bunu tercih Yani bir seyahatname diye bunu tercüme etmiyor. Hmm. Diyor ki ben mecliste ara sıra bu kitaptan bazı acayip ve garayip hikayeler okuyordum Şehzade'ye. Şehzade de dedi ki ya sen artık bunları bir Türkçe'ye çevir ben ara evet. sıra bakarım. Aynı bu ifadeler yani ben ara sıra bakıp eğlenirim. Hmm. Tam da bu mealde bir şeyler söylüyor. Yani bu aynı zamanda seyahatnamelerin üretiminin de tabii, hangi sebepler tabii. üzerine olduğunu ortaya ve okuyucunun da ilgisi anlamında tabii, tabii. Tabii. Yani hangi açıdan bu rağbet görmüş? Evet, yani evet. bu bu kitap birinin gidip işte dolaştığı yerlerin bir neticesi bir metin yani sadece diye değil. sadece bir döküm şeklinde değil yani. Evet. Orada bir Orada e, acayip dikkat olan çeken olan bir şey var. Evet. Şey dikkat Uyulmadı, çekiyor. Dikkat çekiyor. Evet. evet. Tabii. E 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde dünyayı bir tasvir ediyor ve dünyanın adeta böyle farklı olan bölgelerinden bahsediyor. İkinci bölümde e, şehirlerden bahsediyor. Burada eğer vakit olursa bir ilginç bir şehirden bahsediyor. Güya Süleyman Peygamber'in yaptırdığı e, cinlere yaptırdığı bir şehir. Medinetü'n-Nuhas. Bilmiyorum duydunuz mu hocam? Bakır şehir diye de Türkçeye farklı tercümeleri de yapılmış Osmanlı döneminde. Bakır şehir diye bir şehir. Nuhas bakır demek zaten. Evet, mi? evet. evet, evet, evet. Bakır şehir diye bir şehir. Evet. Böyle bir duyum alıyorum. Bakırköy, söyle ben de aklıma Bakırköy geldi. Şimdi bakır <gülüyor> deyince evet. <laughs> diğer Bakır var mı? Diğer Beyköy şey tabu. Aslında tabi. biliyoruz onun asıl ismi şey Makriköy'dür evet. zaten. Bakırköy değil de Makriköy'dür. Evet. Sana Emevi mi? halifelerinden bizzat bunu duyuyor ve bir yöneticisini bu işte görevlendiriyor. Git bak bakalım nedir bu iş diyor. E bu yönetici gidiyor. Bu işin e, bir e, bayağı bir güçlü bir orduyla beraber nedir diye gidip araştırıyor. Gerçekten de bir şehir görüyorlar. Etrafını dolaşıyorlar ediyorlar. Giriş yok. Ne yapalım bunu görmek için temelini kazalım diyorlar şey yanında getirdikleri mühendisler. Kazıyorlar suya denk geliyorlar. Oradan da giriş yok. Mühendisler en son diyorlar ki buna mukabil bir şey yapmamız gerekiyor. Bir kale, bir burç yapmamız gerekiyor. Yapıyorlar yapıyorlar yetişmiyor. E, yaptıkları taşlar yetmiyor pardon. Onun üzerine de odunlarla nihayet en tepeyi görüyorlar. E, yönetici diyor ki kim buraya çıkıp oraya içindekileri bize haber verirse ona bin dinar vereceğim diyor. Biri gidiyor, en tepeye çıkın içeriye bakınca gülerek ellerini çırparak kendini içeriye atıyor. Son o, bunun neticesinde bir böyle korkunç bir ses geliyor içeriden. Asker çok ciddi şey yapıyor. İkincisi gidiyor yine aynı şekilde. Üçüncüsüne üçüncüsü giderken diyor ki benim e, belime bir ip bağlayın de ben kendimi içeri atacak olursam siz çekinmeyin. Çekersin. <laughs> e, gidiyor o da aynı şeyi deniyor. Çekiyorlar maalesef vücudunun bir kısmı içeriye bir kısmı dışarıda kalıyor. Nihayetinde o şehrin içeriğine dair bir haber alınmıyor ve hmm. sonunda da ya bu cin işiymiş denilip böyle acayip, acayip olabilecek evet. şehirlerden. Üçüncü bölüm denizlerden, adalardan ve buradaki yaratıklardan, işte hayvanlardan. Dördüncü bölümde de kabirlerden hmm. bahsediliyor. Evet. Temelde bu. Eser evet bir tür seyah seyahatin neticesi ama sözlü ve yazılı kaynaklara da dayanılarak temelde farklı olanın anlatıldığı evet. bir kitap. Evet. Ee, yine e, öyle bir acayip bir evet. hadise şeyde var. Mesela Bitlis e, cildinde var. Evliya Bitlis'in anlatıldığı bölümde. Hocam Orada, affedersiniz bir araştırmaya da konu oldu. Evliyadaki acayipler. E, o da hmm. evet şey çalıştı bir arkadaşım onu çalıştı. Evet. evet Yeliz Özel. Yeliz, olmak. Evet, Yeliz evet, çalıştı. çalıştı. Yeliz Hanım çalıştı. Bu şeyde bu Bitlis şehrini Asıl ismi Betlis diye bir İskender'in komutanın ismi. İskender giderken Betlis'i fethettikten sonra diyor ki buraya bir kale yaptır ama öyle bir kale olsun ben dahi giremeyeyim diyor. Ve Bitlis e, tabii İskender Hindistan'dan dönerken neyse o tekrar döndüğünde Bitlis'e bir daha geliyor. Fakat diyorlar ki Bitlis isyan etmiş kaleyi almıyor sizi. Hmm. Artık bütün gücüyle hücum ediyor. Sarıyor toplar, tüfekle artık o top şey yok da tabii daha çok mancınıklar hmm. bir takım pek çok şeyle kaleyi bir türlü giremiyorlar bir, bir uzun müddet geçtikten sonra bir kale kapıları açılıyor. Elinde işte artık bir beyaz bayrakla geliyor bittiz Nedir hain? niye böyle yaptın diyor. Efendim siz bana ne buyurdunuz diyor. Benim dahi alamayacağım kale yaptı Yaptın mı diyor. Yaptınız diyor. Böyle bir kalenin çok sağlamlığını. Osmanlı da o yüzden iç kaleleri mesela Evliya diyor ki Osmanlı topraklarına katılan kaleleri Osmanlı adeti diyor. Kale yapmaz diyor. Kale yıkar diyor. Yani bir daha tekrar birisi içine kapanır. E, i̇syan eder diye hmm. çok e, Halep'tir işte efendim Kars Ani Kalesi işte İstanbul'un surları kısmen ve özellikle bu Macaristan coğrafyasında pek çok kalenin Osmanlı ile yıkılması bir bile bu Viyana Bozgunundan sonra hemen e, Avusturya orduları kısa zamanda Belgrad'a kadar gelirler hatta Belgrad da elden çıkar bir biter evet. sonra 1739'larda tekrar ikinci sefer fethedilir. Yani kale yıkmak güzel ama kaleyi tabii, tabii. savunma amacı olunca öyle şeyler orada da. Hocam yavaş yavaş azalıyor. Şunu soracağım ben Nurettin hocam. Bu tabii Evliya Çelebi seyahatnamesi için soruyorum size ama genel anlamda da sormuş olayım. E seyahatnamelerin kaynaklarına dair eee seyyahlar e, bazı bilgiler veriyorlar mı? Yani şundan ben daha önce istifade ettim ya da burayla ilgili filanca şu şöyle bir şey söylüyor falan gibi. Onunla e, ilgili tarz elimizde şey var. Bu Fahrettin Kerim Kerim Gökay'ın kızı Meşgure Gökay, sonra evlenince Meşgure Eren olan bir hanımefendinin aslında lisans bitirme, edebiyat bitirme tezini sonradan biraz daha genişleterek kitaplaştırıyor. Evliya Çelebi'nin birinci dini kaynakları diye. Orada hmm. ben de biraz çalışmıştım özel haç bölümünde kaynaklardan. İşte Taberi'nin Türkçe'ye çevrilen bir çevirisi, Fars üzerinden çevrilen bir çevirisi var. Muhtasar bir çevirisi. Oradan istifade ediyor. Bunları dolaylı olarak anlatıyor. Pek çok eser isimleri veriyor. Ama ben burada yani yeri gelmişken söyleyeyim. Evliya Çelebi'nin günlük pratik Arapçası olmakla beraber ilmi Arapça eserleri daha çok Türkçe hocamın bahsettiği hmm. gibi pek çok çevrilen eserden yararlanıyor. Evet. Bu da özellikle kaynaklardan yararlandığı kaynaklar. İşte Hadis kitapları mesela hadisler bahsettiği hadisler çok genellikle mevzu hadisler dediğimiz hadisler. Evet. İşte mesela işte ne diyor bir bir de tereddütte kalırsanız kabirlerden e, kabirlere gidin, hmm, ziyaret edin. Hmm. Oradan size bir ufuk açılır anlamına gelen bir hadis. Bu tür şeyler daha çok bu da şunu gösteriyor. Aslında bütün dehası üstün zekâ, hiçbir şekilde onu halel getirmez ama e, medrese tahsilinin 9 sene sürmesi sonrasında tabiri caizse kıraatta, hatta, sanatta bugün her birine ayrı bir profesörlük ünvanı verilebilecek evet. derecede bilgisi olmasına rağmen yani Arapça eserlerin yani birinci elden kullanılmadığı yani e, görülüyor. yani evet. Bu daha çok tercümeler üzerinden hareket ederek onlara yayınlıyor. Bu yine daha önceki tarih kitaplarından peçeviden veya işte diğer şairlerin teskerelerinden Baki'den onlara dair de çok güzel bir iyi bir şiir şeyi var hafızası var tabi o dönemi tabi şifa kültür çok yaygın olduğu için bunları da eserine evet. yer yer serpiştiriyor evet. dergediyor. Evet. E, ya Hatice Aynur'un da yine bu işinde bulunduğu bir grup Evliya'nın yazılı kaynakları diye. Evet ben da, de orada bir tebliğ sunmuştum. Evet. Evet yani o, o da e, gerçekten bu anlamda bir eliyaya yönelik bir şey yapıyor. Birlikte. Yani Arap e, sahasındaki ya da işte Gırnatide de olduğu gibi e, hakikaten yazılı kaynakları da kullanıyorlar ama şifahi e, sözlü kaynaklara da çok sıklıkla başvuruyorlar. Mesela Gırnatî e, Kendisinin devreye gireceği yerler özellikle belirtiyor. Hmm. Yani işte ben özellikle gördüm birinci şahıs şeyi kullanarak evet. bunları özellikle belirtiyor. Evet. Evliya'da da aynı şey evet. bizzat gördüğünü burada evet. bulunduğunu yani söylüyor. İbni Battut'tan seyahatnamesi mesela bu anlamda çok eleştiriliyor. İşte İbni Cübeyr'in çok hmm. oradan aldığını falan Ya bu bir intihal olarak da aslında şey yapılmaması gerekiyor. Bizim sarmallama dediğimiz bizim Mustafa Koç Hoca var sarmallama hmm. diyor şeyi. Hmm. Yani bizim klasik alim bugünkü şeyler gibi, bilimsel metinler gibi her şeyin kaynağını göstermiyor. E, diyor ki Mustafa Koçuca, e, alacağını alır, kendisinin katabileceği şey varsa ona ekler diyor. Öylece hmm. metnini Hatta oluşturuyor. Hatta şunu da söyleyeyim hocamın şeyine e, katkı olsun. Bazı çevirilerde belki Kırnati'nin Arapçasını hocam karşılıyor bilmiyorum. Bazen de taksir yapabiliyor. Mesela koca sayfayı üç, üç kelimede, üç cümlede yine, evet. kısaltabiliyor. O tür şeyler var. Özümsüz görüyor. Bunu ben e, satır satır kaynak metniyle karşılaştırdım. E, i̇yi bir e, tercüme açısından inceleme de var burada. O da zaten e, çeviri maksadını ortaya koyuyor. Gördüm ki adam böyle bilgi ağırlıklı kısımları atıyor. Daha hmm. böyle eğlenceli olabilecek hmm. e, okuyucunun yani neredeyse bir bölüme yani e, kitap asıl kitabın neredeyse üçte birlik bölüm, bölümüne denk gelecek bir kısmı dışarıda bırak Bazen de şey de oluyor mesela bin bir gece masalı bir takım şeylerde yani bugünkü toplum anlayışa biraz veya o günkü topluma hani Osmanlı çevirisi olsun, daha sonraki çeviriler olsun. E, çevirmen bunu kendi tasarruf kullanıyor o bölümleri ya değiştiriyor ya da tamamen çıkarıyor. Mesela hmm. hani e, kaba tabiri cinsellik, bir takım hmm. bu tür ilişkiler yani o ada muaşerata çok evet, uygun olmayan evet. diye böyle tasarruflar olabiliyor. Hocam birkaç dakikamız var. Şunu sorayım. Evliya Çelebi'nin bu seyahatlerinde e, sıklıkla yanında bulunan yani e, her defasında belki olmaz da yani çoğu defa yanında bulunan belli kişiler var mı? İsmen zikrediyor bunları? Genellikle bir arkadaş, yol arkadaşı gibi yani tabii. haç yolcuları için sahili Çelebi diye bir zattan bahsediyor ama çok detayı yok. Ama genellikle yani yanındaki kölelerle beraber işte yani köle olarak hmm. ya azat etmiş ya da hizmetlilerle beraber Atlarla beraber yolculuğa çıkıyor. Mesela hani yine teyit olarak söylüyorum. Mesela kadınlar yok yani seyahat hmm. yok. Zaten evliliği de yok. Olmamış Bir de evet aslında evlenmemiş. her ne kadar resimler hep sakallı gösterilse de ömrünün son dönemlerine kadar hep matruş olarak gezmiş. Hmm. Onu da pek çok yerde bahsediyor. Yani ben diyor işte cüllaha ve döndüm diyor. Yani sakalımı tıraş ederek ben diyor beni bu konuda imtihan etmeyin diyerek kendisinin tevasunu. Bir de tabii soy olarak Ahmet Yesevi'ye dayandırması falan bunlar da. Onun farklı meselelere bakışını gösteriyor. Yani bu matruşluğu yani tıraşlı oluşu dönemine göre çok garip bir şey. Yani bugün belki şimdi artık sakallı ve sakal insan sayısı arttı. Evet. Böyle bir 20 sene önceye bakarsak mesela memurlar arasında hiçbir memuriyet kurumunda sakallı Yok, insan tabii. göremezdik. Yani. Aslında o dönemde genel yaygın Tersi e, mesela, tabii. sakallı olmaktı. Hemen, yaygın sakallı de, olmak. Adet. Hatta 13-14 gelir gelmez sakal bıraktırılır. Evet. O teşvik edilir. Öyle Hı. o şeyler var. Onları Kendi mesela, ifadesiyle bu cümleleri kuruyor kullanıyor. diyorsunuz. evet tabii tabii. Hatta evet. bir e, suyun, e, bir kaynaya yaklaşıyorlar diyor. Bu kaynak işte yine hocamın dediği gibi olağanüstü bir şey. Eğer günahkar birisi olursa kesiliyor. Hmm. İşte orada mesela diğer köleler, yanındakiler gidiyorlar, suya yaklaşıyor, su kesiliyor. Bu diyor, ben diyor, benden de ısrar etmez. Ben de dedim ki diyor, ya ben şu kadar senedir sakalımı tıraş edip gezip dolaşıyorum. Benim maneviyatım zayıftır, su kesilir. Yapmayın, beni imtihan etmeyin. De mesela zorluyorlar. Biz bizim sırrımızı öğrendin. Biz de senin sırrını öğreneceğiz deyince gidiyor çeşmenin yanına. Tabi gitmeden önce tabi Ahmet diye sevdim bütün hazretlere dualarını okuyor. Su aktı diye elhamdülillah falan. Temiz olduğumuz ortaya çıktı diyerek böyle evet. bir e, şey var. Evet. Ee, Sadık Hocam iki dakikamız kaldı. Ben artık sizin son yorumlarınızı alayım. Bu seyahatname kültürüne dair Evliya Çelebi seyahatnamesi ile ilgili evet. neler söylersiniz? Ee, yani şey e, hocamın ara ara bahsettiği mesele e, günümüz okuyucuları da e, bu seyahatname e, literatüründen aslında çok haberdar değil özellikle bu klasik dönem Arap e, edebiyatı seyahatlerinin gerçekten çevirilerinin yapılması çok önemli. E, Ramazan şeşen gibi hocalarımızın çok büyük katkıları oldu bu e, anlamda bir fazla ama, ama mesela, e, doğru. yani Osmanlı'daki çevirileriyle beraber. Bu işe biraz daha el atmak hmm. gerekiyor. E, tabii biz o çevirilerden aynı zamanda Osmanlı dilini bir anlamda tabii. da öğrenmiş oluyoruz. Dil bunlar. özellikleri, Dil konuşmalar, de kelimeler, dönüşümler. E, öğrenmiş oluyoruz. E, çok teşekkür tabii ediyorum. Tabii zannedildiği kadar çok dar bir alanda olmadığını söylemek gerekiyor. Tabii, tabii mutlaka. mutlaka. Hocam bir dakikamız var sizin son yolunuz e, Biz de aynı şekilde varsa. yani Evliya Çelik'e ben demin başta söylediğimi tekrar olsun, belki kalıcı olsun mutlaka bu eserler olsun. Batı'da yapılan olan çalışmalarda hiç ayrım yapılmaksın. bir kurumsal bir yapı içinde mutlaka Kültür Bakanlığımız olur, YÖK olur, herhangi bir evet. kurumun bu el atması lazım. Yani bu tercümelerdeki bir derbe derlinin önüne geçilmiş olur. Evet. Böyle güzel bir çalışmalara vesile şey olur diye evet. ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. sağlık e, e, sağlık hocam, Nurettin hocam çok terim. teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli izleyenler bugün insana e, daha insana değerde seyahatname kültürünü konuştuk. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.